İyi öğleden sonralar hepimize. Sayın Ersin Öğren, Güneş Gürseler'im. Avukat Güneş Gürseler. Şu an için Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteriyim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada söyleyeceklerim, yani 43 yıllık bir avukatın düşünceleri olarak değerlendirin. Yani Barolar Birliği'nin resmi görüşü ve uygun olmayan şeyler de söyleyebilirim. O nedenle onun için bu bir meslektaş toplantısında birlikte dertleşiyoruz olarak kabul edin. Ben Adalet Bakanlığımızın değerli yöneticilerini, başta Teftiş Kurulu Başkanımızı, Strateji Başkan Yardımcımızı ve İstanbul Barolarımızın değerli başkanını hepinizle birlikte ayrıca saygıyla selamlıyorum. Bizi dinlemeye vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte biz huzurumuza çıktık. Önce ben konuşmacılarımızı, değerli üstadlarımızı takdim edeyim. Hemen yanında Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alparslan Azapağası var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Barolar Birliği olarak Adalet Bakanlığı'nın bürokrasisiyle birlikte yargının gelişmesi, savunmanın gelişmesi ve hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirme gayreti içindeyiz. Bu kapsamda her zaman Sayın Başkanımızdan yardım, destek ve ilgi görüyoruz. Teşekkür ediyorum. TÜSİAD temsilcisi olarak Sayın Serkan Ersöz aramızda. Ona da hoş geldiniz diyorum. Bu oturumun zihniyet anlamında bir başlığı olmasının nedeni de sol yanımdaki değerli akademisyen Sayın Emir Kaya, onun Hukuk Zihniyeti diye bir kitabı var. O kitap bende çok etkileyici oldu, çok yararlandım. Sizler de şimdi sunumlarından etkileneceksiniz. Akademik çalışmalarında başarılar diliyorum. Mehmet Gün değerli üstadımız, o da ev sahibimiz. Hepiniz de ev sahibi. Zaten şey derler ya, misafirin şaşkını ev sahibini ev sahibine tanıştırırmış. Ben de öyle bir şey yapmayayım. Ev sahibimiz, sizler de derneğimizin üyeleri olarak ev sahiplerimizsiniz. Mehmet Bey'e bu dernek faaliyeti için, derneği kurması için sizlere, ona yardımcı olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, tabii ben aslında hoca kitap yazdı. Ben de şöyle bir broşür yazdım. Genç avukatlara güncel öneriler diye. Orada benim bir idealim, bir arzum, bir özlemim var. Mehmet Bey tabii Türkiye'de bunu gerçekleştiren avukatlar arasında önde geliyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Artık bir Avrupalı, dünyalı avukat tipi var. Öyle olmamız lazım. Kaliteli, uzman ve uluslararası bir takımın içinde yer alabilecek nitelikte avukatlara ihtiyacımız var. Yani altyapısı sağlam, birikim sağlam, iyi yetişmiş, uzmanlaşmış ve uluslararası bir takımın içinde kendine yer bulabilecek avukatlara ihtiyacımız var. Onun için Mehmet Bey, onun da bir kitabı var, anılarını anlattığı. Onu görür okursanız zaten nereden, nereye, nasıl bir iddiayla, hizmet düşüncesiyle buralara geldiği görülüyor. Ben şahsen 43 yıllık meslek yaşamımda özlemle baktığım ve gençlere de örnek gösterdiğim bir çalışmayı sürdürüyor. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey bana oturumu yönetir misin dedi. O arada da bir şeyler söyle dedi ama tabii korsan bildiri yapma dedi. Onun için ben çok kısa keseceğim. Benden istedikleri avukatlığın görev ve yetkilerin arttırılmasını konuşmak oldu.
Tabii avukatın görev ve yetkilerinin arttırılmasını yıllardır konuşuyoruz. Ama bu arada bir şey sürekli artıyor. O da avukat sayısı. Yani avukatın hangi görevini arttıralım, hangi yetkisini arttıralım sadece sohbetini yapıyoruz. Ama o arada fiili olarak günde 45 ruhsat veriyoruz Türkiye Barolar diyorlar. Mayıs 13-14 Mayıs'ta genel kurulumuz var. 4 yıllık süremiz bitiyor. 4 yıl içinde ruhsat verdiğimiz avukat sayısı 35 bini buldu. Türkiye çapında 102 bini geçtik. Yaklaşık 40 bini İstanbul'da. Tabii yalnız şöyle bir şey var. Ben bunu söyleyince geçenlerde Gümüşsuyu'ndaki otelde, park otelde bir toplantı vardı. Orada da bunları söyledim. Lavaboya gitmiştik. Ara verildi. Bir üstad, ya Güneş Bey dedi, bu sayıyla niye bu kadar uğraşıyorsunuz? İtalya'da da şu kadar avukat var. Dedim üstad, haklısınız. Ama İtalya'daki o avukat size kartını verdiğinde Avrupa'nın kaç kentinde bürosu olduğuna ilişkin bilgi var. Yani İtalya'daki avukat bütün Avrupa'da iş yapabilecek düzeyde altyapıya sahip, hukuki olanaklara sahip. Bizde sayı artıyor. Bu artan sayıyla birlikte cumhur avukatı sayısı artıyor. Adli yardım avukatı sayısı artıyor. Ve bu niceliksel bozulma niteliksel bozulmayı getiriyor. Ve Türkiye Barolar Birliği olarak benim genel sekreterlikte günde ortalama yetişmeye çalıştığım evrak sayısı 150. Türkiye'nin 79 barosundan işte 100 bin küsur avukatından gelen başvurular, açılan davalar öyle bir yoğunluğu götürüyoruz ama yani bu kadar gidiyor. Bunun işte yetki ve sorumluluklarının arttırılması noktasında avukatların bir genel düzenlemeye yani yeni bir avukatlık yasasına gereksinimimiz var. Mesleğe girişin düzenlenmesine gereksinimimiz var. Ama ne yazık ki onu siyasi anlamda yapamadık. Bakanlık bürokrasisi olarak aslında yaptık. Büyük bölümünü desteklediğimiz bir tasarı taslağımız var. Ama Türkiye'nin gündemi noktasında tasarı haline gelmesi sağlanamadı. Önemli bir görüşte arkadaşlarımız bu dönemde bu tür bir yasa peşinde olmamak gerekir diyor. Saygı duyulur ama bu arada sürekli sayımız artıyor ve kıran kırana bir rekabet var. Arkadaşlarımız hakkında yapılan şikayetler, onların birbirleriyle yaptığı şikayetler hepimizi aşağıya çekiyor. Şimdi bitirirken şunu söylemek istiyorum. Hepimiz avukatız sanıyorum. Hiç el yazısıyla dava dilekçesi yazıp mahkemeye verdiniz mi? Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Olmaz ama işte dün Türkiye Barolar Birliği aleyhine bir meslektaşımızın açtığı dava dilekçesi. Dün işte bu tebliğ zarfı da burada. Dün bize bu geldi. Yani arkadaşımız oturmuş el yazısıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne sunmak üzere Beykoz'da ve Çağsıyık Hakimliği'ne diye bunu vermiş. Yani ne olacak verilir falan ortalamasına gelirdim. Ama ben gelemem. Yani bu şimdi Anadolu'da bir söz var. Karşınızdakinden bekleyeceğiniz saygı kendinize duyduğunuz saygıdan fazla olamaz. Siz kendinize saygı duymuyorsunuz. Başkası size niye saygı duysun? Yani bu dilekçeyi verdiğiniz hakim nasıl bakacak size? Yani benim baktığım gibi bakacak. Ben iyi bakmıyorum. Evet, ben uzatmayayım. Nasıl başlayalım?
Emre'yle başlayalım. Tamam. Öncelikle Daha İyi Yargı Derneği'ne, Şeffaflık Derneği'ne teşekkür ediyorum. Mehmet Günbeyefendi'ye, Güneş Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben Türkiye'de Hukuk Zihniyeti konulu bir sunum yapacağım. Türkiye'de Hukuk Zihniyeti benim anket çalışmamın başlığı ve aynı zamanda Hukuk Zihniyeti başlıklı kitabımdan bir bölüm. Öncelikle neden böyle bir çalışma yapma ihtiyacını duydum? Biraz uzun bir süre yurt dışında kaldıktan sonra Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de hukuk sektöründe, önce Anayasa Mahkemesi'nde çalışmaya başladım. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nde, sonra üniversitede, askerlik vesaire derken böyle çok acı ve sert tecrübeler yaşadım. O tecrübeleri de anlamlandırma ihtiyacı, biraz kendimi terapi ihtiyacıyla belki de. Bir işe giriştim. Aynı zamanda akademisyen olduğum için yaşadıklarımı akademik olarak anlamlandırmak istedim aslında. Ve çok özel bir anlamlandırma yaptığımı da düşünmüyorum. Aslında hemen herkesin dinlendirdiği, farkında olduğu şeyleri belki sözden yazıya geçirmiş oldum. Yazının da farklı bir boyutu olduğu muhakkak. Yani bir şeyleri biraz daha bilinç üstünden ya da bilinç altından bilinç seviyesine, müzakere seviyesine çektiği için yararlı olduğunu düşünüyorum. Zihniyet kelimesi, tabii öncelikle planımı kısaca tanıtayım. Böylece akışı daha iyi takip edebilirsiniz. Zihniyet kelimesinden biraz bahsedeceğim ve zihniyet anketimdeki verileri biraz paylaşacağım. Sonra kitabımı kısaca tanıtacağım ve bence önemli olan birkaç ana gerilimi ifade ettikten sonra önerilerime geçeceğim. Şimdi zihniyet kelimesini seçmemin nedenini işte söyledim. Görünenlerin arkasındaki görünmez planda neler olup bitiyor? Bilgisayarın işte beyninde ne oluyor? Bizim beyinlerimizde ne oluyor? Nasıl düşünüyoruz? Bunları anlamlandırma ve bu zihniyetin aslında çok enteresan çıkarımlara müsait bir kelime ve kavram olduğunu fark ettim. Bu zihniyet çalışmasında 4170 kişiyle anket yaptık ve bunun 3000 küsürü hukukçu, büyük bir çoğunluğu hukuk öğrencisi, avukat, hakim, savcı ve kamu çalışanı şeklinde. Ve zihniyet çalışmasında aslında birkaç tane temel eğilim tespit etmiş olduk. Bunlardan bir tanesi, örneğin yukarıda gösterdiğim gibi, bir tanesi başkası suçlu eğilimi. Hep başkası suçlu eğilimi. Buradaki veriler bütün anket çalışması içerisinde çok az. Çok az. Yani 150 sayfalık yorumsuz bir istatistik rapor var elimizde. Çok tadımlık birkaç tane veri koydum. Ama anket çalışmasının özeti internette bulunabilir. İlk bahsetmek istediğim eğilim hep başkası suçlu eğilim. Avukatlara soruyoruz. Hakim savcılar sizce ne kadar adil? %36 oranında adil diyorlar. Hakim savcılara soruyoruz. Avukatlar ne kadar dürüst? %39 oranında dürüst diyorlar. Yani birbirini beğenmeyen, aslında yüz yüze bakan, bir kürsünün bir tarafında, diğeri diğer tarafında, birbirini beğenmeyen, birbirinin işini doğru yapmadığını düşünen iki tane kitleyle karşı karşıyayız. Yani bu veri önemlidir ama bunun arka planında bir de şu önemlidir, başkası suçlu eğilimi. Yine ikinci bir örnek olarak, avukatlara göre hakim savcılar, terfi notu, çıkan iş sayısı ve onanma oranı gibi şahsi ve kariyerlerine yönelik değerlendirmeleri %90 oranında, toplamı bu, önemserlerken tarafların tatmin olmasını sadece %2 oranında önemsiyorlar. Dava açanların tatmin olmasını %2 oranında önemsiyorlar. Hakim savcılar da avukatlarla ilgili aşağı yukarı aynı şeyi düşünüyor. Onlara göre de avukatlar %80 oranında para kazanmayı düşünüyorlar. Davayı kazanmayı %11 oranında, imajların %6 oranında ve adaletin tesisini sadece %1 oranında önemsiyorlar.
Yani bu çok ilginç bir şey. Mezun olduklarında biri aynı iki yasadan yan yana oturan iki insandan biri hakim savcı oluyor, öbürü avukat oluyor ve teşhisleri birbirinin tamamen zıttı. O teşhisleri de aslında kendi konumlarına göre. Yani bu bir aslında bir loto gibi bir şey olsa, hakim savcının nasıl olacağı, avukatın nasıl olacağı loto ile belirlense, yani yine bu kadar keskin sonuçlara ancak varır. Yani bunun arkasında çok ciddi bir muhakeme ve tefekkür, düşünce olmadığı anlaşılıyor. Birinci eğilim bu. Başkası suçlu deyip kenara çekilmek. Ama daha ilginç bulgularımız da var. Onu da iğneyi kendine batırmak kabiliğinden üniversiteden bir örnek vereyim. Hukuk fakültesi öğrencilerine soruyoruz ki yaklaşık 1700 tane öğrenci. Sizce adalet bilinci ile girdiğiniz sınavlarda başarılı olmanız arasındaki ilişki ne kadardır? %29 oranında diyor öğrenci. Öğrenci beğenmeyebilir dersin hoca olarak. Öğrenci beğenmiyor. Hocalara soruyoruz. Sizce sınav başarısı ile adalet bilinci arasında ne kadar ilişki var? Hoca da %27 diyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani bu sınav başarısı ile adalet bilinci arasındaki ilişkiyi düzeltebiliriz aslında. Çünkü YÖK'ün böyle bir mevzuatı yok. Sınavlar şöyle yapılır. Rektörlüklerin yok. Fakülte dekanlıklarının yok. Bunu kim yapıyor? Hoca yapıyor. Hoca yapıyor. Buna rağmen beğenmiyor. Öğrenci bu sınavın tüketicisi, o da beğenmiyor. Neden değişmiyor bir şeyler? Burada zihniyette aslında ikinci bir eğilimi biz görüyoruz. O da şu. Yanlışla uzlaştığımızda bile bir şeyleri düzeltemiyoruz. Hani bazen birbirimizi suçluyoruz, o zaman hadi anlayabiliriz. Sen suçlusun, ben suçluyum, kavga ediyoruz ve bir şeyleri düzeltemiyoruz. Uzlaştığımızda da bir şeyleri düzeltemiyoruz. Mesela az önce Güneş Bey bahsetti, işte avukat sayılarının böyle astronomik şekilde artması işte niteliği azaltıyor diyoruz. Bunda uzlaşıyoruz, büyük bir uzlaşı var ama hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. İşte zihniyet böyle bir şey. Zihniyetin kalıcılığı, gücü, hükmü böyle bir şey. Zaten ben bu gibi gözlemlere dayanarak hukukun üstünlüğü yoktur, kültürün üstünlüğü vardır diyorum. Yani hukuk ne derse desin, günün sonunda kültür ve zihniyet ne diyorsa o olmuş oluyor. Yine başka bir örnek olarak yazdığım, hukuk fakültesi öğrencileri ne göre hukuk eğitiminde ne temel alınmalı? Adalet anlayışı temel alınmalı %66 oranında. Fakat verilen bunun tam tersi. Bu da sosyolojide bizim tipik olan olması gereken gerilimi dediğimiz şey. Olan ile olması gereken birbirinin tam tersi. Benzer bir gerilim hocalarla ilgili de var. Hocaların kendilerine dair eleştirileri bu. Burada da olan kısmını değil, olması gereken kısmını değil, sadece olan kısmını aldım. Hocalara soruyoruz, neyi daha çok önemsiyorsunuz? Bu öğrencilerin, avukatların kanaati değil, hocaların kendileri hakkındaki kanaati. Neyi en çok önemsiyorsunuz diyoruz? %52 oranında kariyerimizi önemsiyoruz diyorlar. %33 oranında para kazanmayı, maddi geliri önemsiyoruz diyorlar. Birlik kişilik, mütalaa vesaire. %5 oranında araştırmayı önemsiyor üniversite hocası. %4 oranında da öğrenciyi önemsiyor. Yani asıl işini toplamda %9 oranında önemsemiş oluyor. Ve bunu da itiraf ediyor. Aslında bir de dürüstlüğe ait bir tarafı var. Yani kendileri hakkında bu kadar olumsuz konuşmazlardı. Dürüstlük olduğunu, herkesin aslında sorunların farkında olduğunu da gösteriyor. Onu zaten anlatmaya çalışıyorum. Yani zihniyet diye çok da ilginç bir şey söylemedik. Herkesin aşağı yukarı bildiği şeyler. Toplamda ise Türkiye'de, tabii bunun çok istatistiki analiz açısından çok detayları var ama toparladığımızda bir ölçek oluşturduk. Hukuki memnuniyet ölçeği ve bu memnuniyet ölçeğine göre, bu memnuniyet ölçeğinin 3 tane faktörü var, alt boyutu var. Bu alt boyutlardan birincisi, Türkiye'de hukuk denilen şeyin toplumdaki karşılığı, yani resepsiyonu %33 oranında. Toplum bir kere buna çok yüksek bir değer de vermiyor aslında, onu anlamış oluyoruz. Hukuk güvenliği sağlayamıyor. Güvenliği sağlayamadığı için hukuka da güvenilmiyor. Toplamda güven hissi %38 oranında, hukukun güven hissi. Ayrımcılığa uğrama kaygısı %81 oranında. Sorularımızdan çıkarttığımız bir toparlama neticesinde buna da ulaştık. Ve ölçek hukuki memnuniyet ölçeği ve genel hukuki memnuniyetin %33 oranında olduğunu tespit edebiliyoruz. Yani çok düşük. %50 bile olsa belki bir parça teselli olurduk ama çok düşük. Hukuku, bunun nedeni ne? Çünkü hukuk dediğimiz şeyi artık şey diyorum, yani ben öyle çok ulvileştirmeyi de bir tarafa bıraktım, şey diye hitap ediyorum biraz. Hukuk dediğimiz şeyi %69 oranında ülke içi gruplaşmalar şekillendiriyor. Yani şu an anayasa referandum sürecindeyiz.
Evet mi, hayır mı? Ya bunu bir tarafa geçelim, bir tarafa bırakalım. Metodolojik olarak baktığımızda bu gruplaşma, bu bir kamplaşmaya yol açıyor. Yani böyle, bu şekilde bu metot oluşturulmuş, bir anayasadan çok hayır geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü metodu yanlış. %69 oranında ülke içi gruplaşmalar, %11 oranında uluslararası faktörler, %8 oranında da ortak ilke arayışlar. Yani ortaklık arayışımız çok az. Ve hukuk politikaları oluşturulurken de, devlet hukuku üretirken de işte kendisinin güçlü ve devamlı olmasını, toplumu dönüştürmeyi, şu nesil, bu nesil oluşturmayı, %12 oranında düzeni, ki düzen adalet gerilimi vardır hukukta. Yani düzen her zaman iyi bir şey değildir. Fazla düzen kötü bir şeydir mesela. Bunu da bir tarafa bırakınca hukukun amacı, etik amaçları sayabileceğimiz adaletin tesisi ve özgürlükleri korumayı %12 oranında hedeflediğini görüyoruz. Şimdi böyle bir tablo, bu tabii ki çalışmanın nicel ayağını oluşturuyor. Daha sayısal olan ayağını oluşturuyor ama benim kitap çalışmam büyük ölçüde nitel ve yoruma bağlı, gözleme bağlı bir çalışma. Dediğim gibi anket sadece son kısmını oluşturuyor. Ben kısaca, hızlı bir şekilde kitabın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar bütün resmi oluşturacaklar. Öncelikle bir zihniyet problemi olarak hukukta sorun algısından bahsediyorum. Yani neyi sorun olarak algılıyoruz? Birçok şeyi aslında sorun olarak bile algılamadığımızı görüyoruz. Ben bununla ilgili psikoloji alanında yapılmış çok güzel çalışmalar var. Özellikle kitapta alıntıladığım Hollanda'da yapılmış bir çalışma. Davranışları aynı olan Hollanda'da yaşayan bir Türk ebeveyn çocuğu, Faslı ebeveyn çocuğu, Hollanda işte birkaç belki öteden beri Hollanda Dutch ebeveyn çocuğu, davranışları aynı. Bunları ebeveynlere soruyorlar. Sizce çocuklarınız ne kadar problemli? Türkler, bizim çocuklarımız aslan gibi, aynı davranışlar. İşte Faslılar da aslan, kaplan gibi. Tabii basitleştiriyorum. Bunun verileri, Hollandalılar çocuklarıyla ilgili daha hassas. Mesela küçük bir davranışından büyük bir anlam çıkartıyor. İşte orada bir sorun olabilir. Acaba çocuğum depresyonda mı falan. Bir şeyleri sorun olarak algılayıp algılamamada bir kültür problemi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hollanda'da yapılmış bu araştırma bana çok ilginç gelmişti. Mesela Türkiye'de benim çok önemsediğim, çünkü yargının ruhunun bozulmasına yol açıyor. Hakim savcı alımlarındaki torpil meselesi mesela. Bunu çoğu zaman biz sorun olarak algılamıyoruz ki. Tam tersine çözüm olarak algılıyoruz. Bir şeylerin çözümü. Yani geçmişte başkaları yaptı, ondan önce başkaları yaptı, ondan önce yap, doğru, hepsi doğru. Onlar yapar geldi. Onlar bir sorundu, şimdi de biz yapıyoruz, bu çözüm. Yani sorun olan şeyi çözüm olarak algıladığımızda bizim bir yere varmamız mümkün değil. Ya da mesela işte üniversitelerde yoklama meselesi. Yoklama alınır alınmaz, onu tartışmıyorum ama şunu tartışıyorum. Mevzuatta yoklama alınır diyorsa ve alınmıyorsa bu bir sorundur. Çünkü sen öğrenciye, ya mevzuat, hukuk, kanun bir tarafta dursun. Hukuk öğrencisine verdiğimiz eğitim bu olmuş oluyor. Bunlar bir tarafta dursun. Ya fiili durumlarla biz ülke, fiili durum, hukuk fakültesi hocası fiili durumla yönetirse bu hukuk fakültesi hocası cumhurbaşkanını fiili durumdan dolayı eleştirebilir mi? Fiili durum oluşturuyorsun diye eleştirebilir mi? Hakimi, savcıyı, avukatı eleştirebilir mi? Çünkü ben oluşturuyorum. Hepimiz kendi çapımızda fiili durumlarla günümüzü götürüyoruz. Dolayısıyla temel mesele aslında bizim neyi sorun olarak algılayıp algılamadığımız, bazı şeyleri çözüm olarak algılıyoruz, yanlışlıkları. Burada bunun psikolojik altyapısını, işte hukuk alanındaki tutuculukları, hukuk alanındaki işte dogmatizmi, hukuk alanında otorite odaklı ve saplantılı olmayı, hür düşüncenin pek olmamasını, yani hukukta otoriteyle, otorite referansı düşünmeye fazla alışırlar. Bunun gibi sorunları algılamayı engelleyen zihniyet bariyerlerinden bahsediyorum. Tabii sonra yine çuvaldızı başkasına, iğneyi kendine batırmak kabiliğinden yine akademisyenleri eleştiriyorum. Türkiye'de hukukun biz bilimsel bir konu olarak üniversitelerde ele alınmadığını görüyoruz. Bunun da nedeni hukukun piyasada ciddi bir karşılığının olması ve hocaların piyasaya yönelmesi. Yani piyasaya yöneldiğimiz için biz uygulamacı akademisyen oluyoruz. Bilim insanı anlamında akademisyen olmuyoruz. Çünkü bilim çok basit, çok yalın bir mantığı vardır. Bilim gerçekliği tespit eder. Hukuk bir sosyal bilimse sosyal gerçekliği tespit eder. Bu sosyal gerçekliğin içine uygulama gerçekliği de dahildir. Ama biz çoğu zaman bununla uğraşmıyoruz. Tam tersine bununla uğraşırsak çoğu hukukçu tarafından bilimin dışında sayılmaya başlarız.
Çünkü hukukun teknik kapalı kutu şeklinde bir mantığı olduğunu varsayarız ve bunun bilimsel olduğunu otomatik olarak varsayarız. Niçin? Çünkü hukuk devlete eklemlenmiş bir alandır. Devlet güç ifade eder. Biz de devletin söylemsel gücüne yaslanarak hukukun bilim olduğunu iddia edip öğrencileri kandırırız. Halbuki gerçekte böyle bir şey yok. Bilim bambaşka bir şey. Yani bizim hukuk adı altında fakültelerde yaptığımız şey bilim değil. Bunu eleştiriyoruz. Bu anlamda belki de Türkiye'de hukuk bilim insanı bile pek yok yani. Çok az. Sonraki bölümde tabii böyle bir anlayışı öğrencilere veriyoruz. Öğrencilere aslında verdiğimiz eğitimin altında bir eğitim var. Yani öğretimin altında onlara bir eğitim veriyoruz. Mesela öğrenci fakültelere geldiği zaman bir adalet idealizmiyle geliyor. O da bizim anketlerimizde ulaştığımız bir sonuç. Adalet idealizmiyle geliyor. Çok büyük kısmı, yani %70'lere yakın diye hatırlıyorum. Ben adaletsiz olmaktansa işsiz kalmayı tercih ederim seçeneğini işaretliyor. Ama yani o 20 sene, 30 sene sonra bu düşünceyle devam edebiliyor mu öğrenci? Edemiyor. Çünkü aslında biz hukuk fakültelerinde öğrencileri ihbar ediyoruz. Onlara diyoruz ki bak çok basit bir mantığı var. Bunda çok komplike bir mantığı yok. Devlet diye bir otorite var. Bu otorite gerek özel sektöründe gerek kamu sektöründe menfaatlerin de kaynağı. Sen bu devlet otoritesinin söylemine, doktrinine teslim ol ve bu menfaatlerden faydalan. Yani o güce yakınlaş, güçten beslen. O da ya zaten bir kaygı toplumunda yaşıyoruz. Öğrenci de buna teslim oluyor. Başta böyle ruhunda bir yırtılma hissediyor falan. Onun gözümüzün önünde böyle çocuğunu görür gibi öğrenciyi görüyorsun. Birinci sınıfta nasıl geldi? O kadar ne? Bebek gibi geliyor böyle hukukla ilgili algıları. Sen dolduruyorsun. Dördüncü sınıfa geldiği zaman o bebeklik gidiyor. Artık hangisinde çok para vara dönüyor. Yani o gözünün önünden böyle geçiyor. Yani para kötü bir şey değil. Para kötü bir şey değil ama onun o şekilde adının konması lazım o zaman. O zaman mesela Amerika'da da böyle çok ciddi bir idealizm yoktur hukukla ilgili. Özellikle avukatlıkta hemen hiç yoktur. Ama bunun adı dürüstçe konmuştur. Dolayısıyla sorun yoktur. Bizim toplumumuzda bunun adının da dürüstçe konulmasına izin verilmiyor. Yani hala o idealist görüntüler ama arka tarafında gayet pragmatik, yani oportunist davranışları biz beslemiş oluyoruz. Hukuk eğitiminde öğrenciye bir öz vermediğimiz gibi ona birkaç tane temel telkinde bulunuyoruz. Otoriteye teslim olma, şartlara göre adapte olma, fiili durumları resmiyetten, hukuktan daha fazla ciddiye alma. Yani bu yüksek adaptasyon kabiliyetinde yolunu bulma, kendini kurtarma. Aslında bunları telkin ediyoruz. Bu da bir öz değil. Böyle olduğu zaman bu öğrenci öngörülemez bir hukukçu olur. İlkesel bir temeli olmadığı için ona anlattığımız hukukun, bu ilkesel bir hukukçu olmaz, olamaz. İstese de olamaz. O tam tersine şartlara göre uyum sağlayan bir insana dönüşüyor. Şimdi bizim bu öğrenciye anlattıklarımız, gerekse hocalar olarak yaptıklarımız, gerekse uygulamadaki yanlışlıkların biraz daha derinine girdiğimizde biz şunu fark ediyoruz. Türkiye'de hukukun felsefi bir altyapısı yok, bir temeli yok. Türkiye'de modern hukuk, ama modern hukuktan önce de yani 19. yüzyılın başından itibaren bir yenilmişlik psikolojisi içinde olduğumuz için biz millet olarak, ülke olarak, ben Osmanlı'dan başlatıyorum, biz yenilmişliğe tepkisellikle hep bir şeyler geliştiriyoruz. Yani yenilmişiz, öyleyse şuradan şunu alalım, buradan bunu alalım ki onu da hakkıyla alabilsek. Bu bölümde benim anlattığım şey Türkiye'de hukuk namına, norm namına iki tane ana akımın olduğu. Bunlardan biri İslam, Müslümanlık, diğeri Batı. Ama bunların ikisinin de yanlış versiyonlarının Türkiye'de geçerli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela Batı felsefesini uzunca anlatırken şunu söylüyorum. Batı felsefesinin, Batı düşüncesinin çekirdeği son derece yalındır. O da şüphe etmektir. Tek kelimeyle Descartes'le başlar, çekirdeği basitleştirerek tabii anlatıyorum. Descartes'le başlıyor, her şeyden şüphe edelim diyor, şüpheyi bir metoda dönüştürüyor. Her şeyden şüphe etmek prensibi üzerine kurulmuştur. Zaman zaman ya sanki hakikati bulduk diyorlar, modernist dönemde olduğu gibi, ya devlet çok ulviymiş, toplum yeknesakmış falan gibi hakikati bulduk diyorlar. Ama tabii ki o şüphe çekirdeği onu da ezip geçiyor, bir süre sonra modernizm mesela postmodernizme dönüyor. Yani batıdaki düşünce, batılı düşüncenin temeli şüphe etmek. İslam'a geldiğinizde İslamiyet'in temelinde iman etmek var. Allah'a iman ediyorsun, peygambere iman ediyorsun, peygamberin dürüst bir insan olduğuna ve sana hakikatleri söylediğine iman ediyorsun. Tamam, güzel. Ama böyle her şeyde iman etmeni gerektirmiyor Müslümanlık. Tam tersine az şeye iman, güçlü iman. Ama
yüzyılların Müslümanlık tecrübesi içerisinde Müslümanlığın iman hacmi o kadar şişmiş ki. Şimdi şeyhlere iman ediliyor, işte tarikat büyüklerine iman ediliyor, siyasi liderlere iman ediliyor, Osmanlı'ya iman ediliyor, şuna iman ediliyor, buna. Ve biz bir iman toplumu oluyoruz. Aşırı imancılık diyorum buna. Ve bu refleks o kadar güçlü ki aslında tersini de yutuyor. Mesela Müslümanlığın imanlarına tepki veren laikçi bir imana savruluyor. Ama yine iman ediyor. Yani dolayısıyla o batılı anlamda şüpheyi geliştirememiş oluyor. Batılı anlamda şüpheyi geliştiremediği için de bu felsefi altyapıyla sosyal kurumlarını kuramıyor. Yani hukuk neden kurulamıyor? Çünkü o hukuku kuracak bir düşünce altyapısı yok. O düşünce altyapısını ister İslam'dan al, ister Hinduizm'den al, ister sekülerizmden al, ister ateizmden al. Ama tutarlı bir muhakeme çizgisiyle hukuka gelebilirsin. O altyapı, düşünce altyapısı olmayınca, şekil ve görsellikler egemen olunca, söylemler egemen olunca bunu kuramamış oluyoruz. Yani hukukun kurulması aşamasında böyle bir problem var. Ama bir de hukukun gündelik hayatta yaşanmasında bir sonraki bölümde bahsettiğim ciddi kültürel bocalamalarımız var. Ve bizim kültürel kodlarımız ile hukukun kodları arasında da savaş var. Mesela anayasanın 10. maddesi kanun önünde eşitlik diyor. Anayasanın normu bu, kodu bu. Kültürdeki kod ne? Kültürdeki kod şu. İki insan asla birbiriyle eşit olamaz. Bizim kültürümüzdeki kod bu. Yani bunu o kadar sirayet ettiriyoruz ki, o kadar. Yani bir profesörle doçent eşit olamaz, yüzbaşıyla binbaşı eşit olamaz. Şu mahallede oturan, bu mahallede oturan, şu arabaya binen, bu araba insani temelde bir alt, dedik ki zaten felsefi bir altyapımız yok. Dolayısıyla biz tamamen reflekslerle hareket eden bir toplum haline geliyoruz. Ve işte eşitliği geliştiremiyoruz. Eşitliği geliştiremediğimiz için de sürekli istisnalar, sürekli fiili durumlar, sürekli ilkesizlikler, sürekli kişiye göre, zaten adamına göre muamelenin de anketimizde %85 oranında olduğunu bulduk. Neden? Çünkü yani eşitliği benimseyemiyoruz. İşte başka örnekler de veriyorum. Anayasa mesela masumiyet karinesi diyor. Bizim toplumumuzda bir kültürel kod olarak biz insanların çok masum olmadıklarını varsayıyoruz. Masum olduklarını varsaymıyoruz. İdeolojik olarak masum olmadıklarını varsayıyoruz. İşte hayata bakışları açısından küçük yanlışlarına ya da hukuk dışı bir yanlış, ahlaki bir yanlış, örfe göre bir yanlış, bunları hukuka yansıtmaya başlıyoruz. Masum olmadıkları düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yine mesela ifade özgürlüğü konusu. Hukuk ifade özgürlüğünü tanıyor. Anayasanın 90. maddesi üzerinden ve Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden çok geniş bir alan tanırken işte biz bunları gerçekleştirememiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde de, yani hızlı bir yolculuk dedim, biraz uzun bir ve yavaş bir yolculuk oldu, kusura bakmayın. Zamanımın biraz bol olduğu söylendi. Toparlıyorum. Zaten iki slide'im kaldı herhalde. Sistemle ilgili bozukluklar da zaten aslında onu bir sonraki bölümde geçelim. Bölümde anlatabilirim çünkü aşağı yukarı aynı şeyler. Birinci gerilimimiz, yani toplumda hukukla ilgili yaşadığımız bir takım gerilimler var. Ve bu gerilimlerden dolayı bocalayan bir toplumuz. Bocalama içerisinde de hukuka biz aslında içkin bir değer atfetmiyoruz. Yani hukukun kendisi değerlidir gibi bir anlayışımız yok. Nasıl? Hukuk benim bir aracım olarak değerlidir. Benim aracım olarak şöyle kullanılır, senin aracın olarak böyle kullanılır ve hukuk bir alet olma yönüyle sorunları gidermediği gibi en büyük sorunumuz haline geliyor. Çünkü savaş aleti haline geliyor. Ve biz bununla ülkemizin ihtiyacı olan atılımları, ihtiyacı olan düşünceleri de geliştirememiş oluyoruz. Bunun bir kitapta da işte sistem kısmında bahsettiğim önemli bir tartışma var. Öncelikle biz hukuku bir sistem işi olarak ele alıyoruz. Bugün işte yine anayasa değişikliklerinde, mevzuat değişikliklerinde hemen her konuda biz hukukun sisteminin değişmesinden bahsediyoruz. Yapısal değişikliklerden, norm değişikliklerinden, mevzuat değişikliklerinden, kurum kural değişikliklerinden. Halbuki hukuk bir teknik mühendislik işi değildir. Hukuk bir sosyal sanattır. O sanatı icra edebilmek için kültürlü insanlar olmamız lazım. Kültür seviyesini yükseltmemiz lazım. Anlayış seviyesini yükseltmemiz lazım. Biz bu gerilim içerisinde sisteme meylettiğimiz için kültürel altyapıyı oluşturup hukuku amacına uygun hale getiremiyoruz. Ve bu sistemci düşünceler yüzünden de ilhamlarımızı çoğu zaman bizim toplumumuzla çok da uyumlu olmayan yerlerden alıyoruz. Yani Avrupa, Almanya, Amerika bunlar
kendi toplumları içerisinde başarılı örneklerdir ama hukuk böyle ithal edilebilen bir şey değil. İlham alınabilir en fazla. İlham alırsın ama kendi sosyal gerçekliklerinden üretmen gerekir. Yine benzer şekilde işte geleneğimiz ile modernite arasında, doğu ile batı arasında ve ideolojik kamplar halinde yaşadığımız kimlik bunalımları var ve kimlik bunalımlarından dolayı da kişiliğimiz aşınıyor. Çünkü aslında yani sağlıklı bir toplumda insanlar kişilikleriyle birbirleriyle muhatap olurlar. Çok kimlikleriyle değil. Türkiye'de biz kimliklerle muhatap oluyoruz. Bu nasıl bir adam? Bu nasıl bir kadın? Kimliği ne? O kimlik kodlaması üzerinden muameleye geçiyoruz. Tabii ki bu da bizim yine hukukun düşünce altyapısını oluşturmamızı engelliyor. Ve tüm bunların üzerine belki dökülen sos kurgucu bir hukuk. Yani hep kafamızda bir şeyleri kurtarıyoruz. Hep kurgularda kurtarıyoruz. Mevzuat işte şu referandumu yaparız, şu değişikliği yaparız, bunu yaparız ama hep kurguyu konuşuyoruz. Hep kurgu değişecek, bir şeyler değişecek ama realite öyle değişmiyor. Son olarak birkaç önerimden bahsederek kapatmak istiyorum. Zannediyorum yarım saatte pek geçmemiş olacağım. Önce birinci önerim, yine fakültelerden, eğitimden bu işe başlanması lazım. Hukuk bilgisinin ıslah edilmesi, rafine edilmesi lazım. Hukuk fakültelerinde daha birinci sınıftan itibaren hukuka giriş kitapları çok büyük yanlışlarla dolu, klişelerle dolu. Yani bunlar dini hukuk desem dini değil, çağdaş hukuk desem çağdaş değil. Tam Türkiye'ye göre, Türkiye'de işçileştirilmiş, Maksudi Arsal'ın tabiriyle adliyeci olmaları beklenen hukukçulara yönelik bilgiler. Bu klişelerin gerçek hayatta karşılığı da yok. Mesela işte diyor ki hukuk giriş kitapları ahlak normları ayrıdır, işte hukuk normları ayrıdır. Ben kafasında bunu ayırıp da uygulama yapan bir hakim görmedim. Bu benim ahlaki yargım, bu da benim hukuki yargım. Ahlaki anlayışıma ters geliyor ama yine de hukuk, işte buna rağmen hukuku uygulayacağım. Bu çok nadirdir ve çok her hakim de bunu istikrarlı bir şekilde yapamaz. Yani klişelerden kurtarılması, dünyaya açık, diğer hukuk geleneklerine açık, Hindistan'ından, Çin'inden, Yahudi hukukundan, İslam hukukundan, Hristiyan hukukundan, seküler bakıştan, İşte insan haklarından, gerekirse kaotik bakışlardan istifade edecek büyük bir yelpazenin açılması lazım hukuk bilgisinde. Bu yok. Hap gibi bunları al ve git uygulamaya katıl, güce yaslandır, menfaat gör şeklindeki mantık. İkincisi, sosyal gerçekçi çalışmaların yapılması lazım. Yani artık hukuk kurgusundan ziyade sadece işte genel kamuda bilmem hukuk felsefesinde, anayasada değil, cezasında, ticaretinde vesaire sosyal gerçekçi çalışmaların yapılıp bize fener haline getirilmesi lazım. Yani böyle bir normun var ama bu normun toplumdaki karşılığı ne, gerçekliği ne ve bununla birlikte mahkemelerdeki gerçeklikler ne? Ve burada bunu o kadar ileri götürmek lazım ki benim işte Mehmet Bey de çok üzerinde duruyor ifşa kavramının ama biz tabii ki farklı kelimeleri belki tercüme ederek kullanıyoruz. Ben whistleblowing kullanıyorum. Yani bir yerde bir usulsüzlük var. Birinin burada kral çıplak demesini kastediyorum. Benim ifşadan kastım bu. Mesela mahkemelerdeki işte rüşvet oluyorsa rüşvet hadiseleri, bürokraside kaynakların kullanımında bir takım usulsüzlükler varsa onlar. Yani artık sorunlar o kadar derin ve köklü ki bazı radikal hamlelerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Kendimi kaybederek de bunu demiyorum. Ben başka türlü bu işin çok olmayacağını düşünüyorum. Yani tabii ki bu Amerika'da mesela whistleblowing, bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın özel bir sitesi var. Yani bunu yapsınlar insanlar diye teşvik ediyor. Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin kararları var, tavsiye kararları var. İfşa etmek, bir yerdeki usulsüzlükleri ifşa etmek ifade özgürlüğünün özel bir alanıdır. Ve ifşa hukuku şeklinde gelişen bir alan. Ama Türkiye'de bu yok. Eğer bunları, bir takım değişiklikler yapacaksak bunu teşvik etmemiz gerekiyor. İfşayı teşvik etmemiz gerekiyor. Daha makro düzeyde bir çözüm olarak ideolojik yükümüzü azaltarak, yani herkes kendi ideolojisi içerisinde mutlu olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Bu bir güzelliktir ama kamusal alanı oluştururken ideolojik yüklerimizi biraz daha azaltarak bir orta noktaya gelmemiz lazım. Yani şu şucu bucu kavgalarını bırakarak, bu şekilde siyasi beslenmeler yaparak kendimizi tekrar edip kendi mahallemiz içerisinde konumumuzu tahkim ederek ülkemize yararlı olmamız mümkün değil. Uzun vadede biz de zaten bundan zarar görüyoruz. Sürekli dayak yiyen gruplar değişiyor Türkiye'de. Uzun vadede her grubun da dayak yiyeceği muhakkak bu şekilde giderse. Bugün dayak atan da yarın yiyecek, sonra ona atan yiyecek. Zincir bu. Yani bunu kırabilmemiz için ideolojik yükümüzü azaltmamız gerekiyor. Ve son olarak daha geniş belki bir çözümleme olarak, daha belki sosyolojik bir çözümleme olarak
Türkiye'de hukukla ilgili, hani bu kadar konuştum, özetle derseniz temel problem, en büyük problem ne? Bir şeyler neden düzelemiyor? Bence onun nedeni şu, Türkiye'de dürüst olmak dezavantajlı. Böyle bir toplumuz biz. Bu hale getirmişiz. Yani sadece devletin de suçu yok bunda. Mahallemizde de böyle, ailemizde de böyle. Biz dürüst olmayı tehlikeli hale getirmişiz. Kültürümüzü bozmuşuz. Bunun tersine çevrilmesi, hukukun temelinin atılıp geliştirilmesi için zorunludur. Onu da ben dürüstlüğü menfaatli kılmak şeklinde ifade ediyorum. Yani bunda hem idealizm var, hem de realizm var. Çünkü insanlar böyle salt ahlaki sahiplerle hareket etmezler. Realist varlıklarız, menfaatimizi de gözetiriz. Dürüst olmayı menfaatli hale getirecek düşünüşler, politikalara ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Peki. Hocamıza Sayın Emre'ye teşekkür ediyoruz. Yani derinliği, birikimi de farklı bakışı gördünüz. Ben Serkan Bey, tamam. Kitabını tamam. Ben kısa vermeden kısa bir şey söylemek istiyorum. Hocamızın kitabını sağ olsun bana imzalayarak lütfunda bulundu. Şu bölüm biraz konuşmasında kısaca belirtti. Şu satırları okumak istiyorum. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, hiçbir kural insanların sosyal davranışlarında zihniyet ve kültür kadar etkili değildir. Tüm kurallar zihniyet ve kültüre göre şekil alarak hayata geçer ya da geçmez. Kültüre tabi hukuka dikkat çekmekteyiz. Hukukun evrensel yönünün minimal olduğunu, her hukuk kütlesinin kültürel olduğunu fark etmekteyiz. Hukuk sistemleri arasında farklılaşma esasen kültür farklılaşmasıdır. Bu yani üzerinde düşünülmesi, tartışılması ve derinleşmesi gereken önemli tespitler, ifadeler. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Adalet Bakanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanı, değerli dostumuz, arkadaşımız Sayın Alparslan Kazapanlısı'na takdim ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Herkese iyi öğleden sonralar diliyorum. Öncelikle bu güzel organizasyon için daha iyi bir yargı devreye, belki biri biz desek daha iyi olur da, daha iyi yargı devreye adına Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Gülşey Efendi'ye Uluslararası Şeffaflık Derneği adına derneğin Türkiye Başkanı Bayan Özer Sanmam Efendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Moderatörümüzü de tabii Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Güneş Beyoğlu'nun görüntü okulu bize de ayrı bir heyecan kattı. Kendisi de zaten Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği. Bazı kurullar oldukça yakın vesaire işbirliği içerisinde çalışıyoruz. En sonunda işte Türkiye'de adli yardımın etkili hale getirmesiyle ilgili Avrupa Birliği projesi, aktivlik projesi. Onu Barolar Birliği'yle birlikte yürütüyoruz. Güneş Bey'le de bu vesileyle sürekli sık sık bir araya geliyoruz. Kendisine de güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ederim. Bu dernek adına tabii bize davetiye gelince gerek Sayın Bakanımız, gerek Sayın Müşteşarımız bu konuda benim bu konuda faydalı olacağını söylediler. Biz hakikaten yargıda şeffaflık, hesap verilebilirlik ve denetimle ilgili, bu konuya önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Yani bizim zaten yargı reform stratejimizde de bu husus yer alıyor. Şimdi burada yani demokrasi, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yargı ile demokrasi arasındaki ilişkiler, tabii bunlar böyle çok bu yarım saat içerisinde 20-25 dakikada anlatılacak, kısaca böyle yapılacak, değerlendirme yapılacak şeyler değil ama şöyle bir bakmak lazım. Türkiye'de bunları görmek için de yani Türkiye'nin demokrasi seviyelerine bakmak lazım. Bir de Türkiye'de hukuk anlamında yapılan reformlara bakmak lazım. Türkiye neredeyse herhalde 170 senedir hukuk reformu yapıyor. Sürekli reform yapıyoruz. Özellikle bu Osmanlı'nın işte 1850'lerden sonra bu hız kazanıyor. Cumhuriyet'le birlikte büyük bir resepsiyon itiraz hareketini yaşıyoruz. Dünyaya baktığınız zaman böyle hukuk reformu alanında belki bu ihtibas resepsiyon alanında bizde karşılaştırılabilecek ülkelerden birisi herhalde Rusya'dır.
bir diğeri de belki Japonya'dır. Yani biz hakikaten bütün mevzuatımızı böyle komple yeniledik. Son 10 yıla baktığımız zaman Türkiye'de tabii çok böyle siyasi hususlar oluyor. Bunları bir tarafa bırakalım ama son 10 yılda hukuk reformu alanında birçok şey yapıldı. Yani bizim mesela geçen bir cumhuriyetin başında aldığımız bütün makamlar, mevzuatlar yenilendi. Efendime söyleyeyim, 10 yıla göre işte 596 metrekare bir kapalı alan varken bugün yapılacaklarla birlikte ileride efendim 6 milyon metre kapalı alana ulaşmayı planlıyoruz. Hakim sayısı, işte sefer ortalaması, Avrupa Yargı Etkili Verimli Komisyonu'na 2004 verilerine göre %7 iken bugün 11 küsürlere falan çıktı sanırım. Yine savcı sayısında bayağı böyle bir dramatik bir artış söz konusu. İnsan kaynakları arasında böyle yardımcı çalışanların belki %25'leri falan 10 yıl içerisinde bir artış var. Bayağı teknik anlamda birçok alanda yenilikler yapıldı. Yeni müesseseler kuruldu. İşte bilirkişilik, arabuluşluk, denetimli serbestlik falan. Bunlar bayağı büyük yenilikler yapıldı. Bu konuda tabii bunları da görmek lazım. Şimdi bizim bu hususları yaparken elbette el yordamıyla yapmadık. Bunlar bizim Avrupa Birliği sürecinde bizim bir yargı reform stratejimiz var. Yani hakikaten Avrupa Birliği süreci bizim hukuk reformu yapımımızda bayağı katkısı oldu. Yani onu inkar edemeyiz. Aynı zamanda bizim 5018 sayılı kanunumuz var. Bu kanun hakikaten 2003 yılında zannedersem çıktı. Bununla birlikte işte ilk defa biz şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik kavramları kanunda mevzuatta yer aldı. Bilgi edinme yasası çıktı. İşte daha önce 1984 yıllarda zannedersem dilekçe kanunu var. İşte genel idare usul yasası ile ilgili çalışmalar falan yapıldı. Bunlar hakikaten şeffaflığı olduğu, bu şeffaflığı Türkiye'de demokrasiyle birlikte geliştiren hususlar. Şimdi bu şeffaflık dediğimiz olay, yani bu niye ortaya çıkmış? Bu işte yüzyılın başında işte kamu tarihçilerin, kamu yönetimi tarihçilerin dediğine göre bu ihtiyaç çoğunlukla sosyal devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ele alınması gerekiyor. 20. yüzyıldan itibaren işte devletler artık eğitim, sosyal konut, sosyal güvenlik, bankacılık birçok alanda, ulaşım gibi birçok alanda devlet rol alıyor. Çünkü eskiden artık o liberal devletleri yavaş yavaş sosyal devlet niteliğine yürümeye başlıyor. Ve bu anlayışla sosyal devletlerin sorumluluklarına uygun bir çeşitli tasarlanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla geçiş sürecinde devletlerin en büyük karşılaştığı sorunlardan birisi de işte tam yönetimde etkinliğinin özellikle ekonomik anlamda verimli olmadığı azalması şeklinde oluyor. Bunun sonucunda da işte devletler kamu hizmetinde güven kaybetme korkusuyla işte bu böyle bir karşı karşıya kalıyorlar. Sonra bunların bu yetki ve kullanılan yetki ve kaynakların hesabının açık bir şekilde verilmesi görüşü doğuyor. Sonra da neticede kamu yönetiminde hesap verilebilirlik bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu Türkiye'de yargının genel olarak yürütme ve yasama alanındaki bu şeffaflık daha sonra yargı alanında da bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Gerçi yargı alanına baktığımız zaman yargıda işte anayasamıza göre bir sürü insan uluslararası sözleşmelere göre yargının bağımsız olması, tarafsız olması gerekiyor. Dolayısıyla bağımsızlık olunca hesap verilebilirlik belki de ikinci planda kalıyor. Bu göreceli olarak yasama ve yürütme yargı ona göre efendime söyleyeyim yargı daha gecikmeli olarak ortaya çıkıyor. Şimdi gizlilik Türk yargı tarihine baktığınız zaman genel olarak demokrasi açısından baktığınız zaman gizlilik demokrasi için bir hastalık olduğunu görüyoruz. Yani biz de genelde işte belki Emre Bey'in bahsettiği hususlar benim kafama göre ölçen hususlardan birisi şu, yani o zihniyet olayı da öyle. Biz bazen böyle yapısal şeylerle uğraşıyoruz. Onun arka planını bir tarafa bırakıyoruz. Mesela eskiden bu 2010 yılındaki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısına baktığımız zaman işte bütçesi Adalet Bakanlığı personel genel müdürlüğü yapıyordu. Yürütme organı işte yürütmeye bağlı etti.
bunlar işte çok çeşitli değildi falan filan. Hep buna odaklandı. Kaldı ki belki de burada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi gizlilik. O zaman işte Hakimler ve Savcılar Yüksek Kanunu, yanılmıyorsam 16. maddesinde kurul kararları gizli, yapılan bütün işlem süreçler gizli. 2010 yılında bütün bunlar değişti. Kanun 32. maddesi zannedersem bu maddeleri aklında tutma konusunda başarısızım. Yani bunu da böyle hani notlar alırken buna dikkat edilmesi isterim. Öyle. Fakat orada yapılan disiplin işleri artık resmi gazetede yayınlanacağı ve internette yayınlanacağı konusunda böyle bir şeffaf hesap verilebilir bir yöntem geliştirildi. Bu hakikaten önemli bir şey. Ama gerekiyor ki 2010 yılından itibaren yapılan bu siyasi tartışmaları lütfen bir tarafa bırakalım. Yapıyla birlikte bir belirli bir yapı, illegal bir örgüt gizli bir şekilde yazışarak, gizli bir şekilde örgütlenerek devletin tüm yapısında olduğu gibi yargıda da örgütlenildi. Dolayısıyla bugün en fazla zarar FETÖ tarafından belki de yargıya verildi. Burada en önemli şey bizim yargı cemaatinde, tabii ülke anlamında da baktığınız zaman, güven olgusunun örselenmesi, dizelenmesi oldu. Bizim bir önceki stratejik planımızda güven veren bir adalet sistemi bizim vizyonumuzdur. Bütün yaptığımız amaçlar, onun altındaki hedefler, faaliyetler hep yargıya olan güvenin artırılmasına yönelik. TÜİK verilerine bakıyoruz. Tabii Emre Bey'in vermiş olduğu anket ve TÜİK'in verdiği rakamlar birbirini tutmuyor. İşte 2014 yılında 50.8, 2013'te 52.8, 2012'de 44.8, 2017'de 38.9 oluyor. Tabii anket farklı bir disiplin. Bugün halkın psikolojik durumu doğrudan o anketlere yansır. Yani gidip bugün başka bir şekilde söyler, yarın başka bir şekilde söyler. Anketin yapılacağı bir zaman, yüz yüze yapılıp yapılmadığı, telefonla yapılıp yapılmadığı, anketin, anketçinin sorduğu sorular. Bunlar hepsi ayrı bilimsel bir metot. Ama biz işte bu güven algısı hiç bir şekilde mahkeme yolu düşmese bile insanların kafasında, zihninde bir algı vardır. Ona biz güvene yönelik bir çalışma diyoruz anket. Memnuniyet ise hizmetlerden bir şekilde yararlanan insanların, yararlanıcıları, onlara sorular neticesinde elde edilen bilgileri değerlendirdiği bir duruma bakıyoruz. O da memnuniyet anketi diyoruz. Bu da ayrı bir mevzu. Dipnot. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de yargıya özgü hesap verilebilirlik ve şeffaflık mekanizmalarına baktığımız zaman bildiğiniz gibi işte bizim anayasamıza göre kararlar gerekçeli olması gerekiyor. Bu gerekçeli kararların işlevi sadece tarafları bilgilendirmek değil. Aynı zamanda kamuoyu kararın hakkında ikna etmek, böylece toplumda hakaret duygusunu pekiştirmek olduğunu görüyoruz. Güne genelde ve ülkemizde işte baktığımız zaman özellikle bizim yargı reformu stratejimizde yüksek mahkemelerin, hatta bütün mahkeme kararlarının erişime açık olması gerekiyor. Bu konuda da kısmen Yargıtay zannedersem kararlarını açmaya başladı. Bu da şeffaflık açısından önemli bir husus. Öyle bir durum söz konusu. Yine böyle geleneksel şeffaflık araçlanan bir duruşmaların aleniliği biliyorsunuz. Bu da anayasaya göre aleni olacak. Çünkü bu tarihsel metot hem tarafa hem kamuoyu açısından güven ortamı yaratıyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'ne bahsettiğimiz bu klasik metotlar dışında tabii başkaca yargısal hesap verilebilirlik ve şeffaflık mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin çok sayıda tavsiye kararı, eleştiri ya da irade beyanı olduğunu da görüyoruz. Ben bu ayrıntılara tabii zamanın azlığı nedeniyle girmeyeceğim. Yargı kurullarının şeffaflığı, kurullarının dizaynının şeffaflıkla ilişkisini az önce bahsetmiş oldum. Burada bizim asıl mevzumuz faaliyet raporları. Bu 5018 sayılı kanuna göre işte şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetimlilik,
denilebilirlik. Bunlar önemli kavramlar. Bunlar az önce söylediğim gibi kanunlar, mevzuatlar bizde de ülkemizdeki yere mevzuata girmiş oldu. Burada en önemli şeylerden birisi işte bütçe, performans yönetimi, performans denetimi, efendime söyleyeyim stratejik planlar ve faaliyet planları bir döngü olarak ele alındı. İdareler açısından da bu kanun gereğince zorunlu hale getirildi. Bu idarenin idareler haline getirme zorunlu. Aynı şekilde biz mevcut mahkemeler açısından da savcılıklar açısından da zorunlu olduğunu görüyoruz. Biz bu sene ilk defa bir genelge çıktı geçen yıl. Mahkemelere işte faaliyet raporlarını zorunlu hale getirdik. Artık inşallah bu 31 Aralık itibariyle bütün mahkemeler faaliyet raporlarını tamamlamış olacaklardır. Yani yargının bu anlamda şeffaflığı açısından, hesap edilebilirliği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünya geneline baktığımız zaman burada en çok genelde Anglo-Sakson ülkelerinde burada faaliyet raporlarının, mahkemelerin faaliyet raporlarının sunduklarını görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya gibi. Burada da Avrupa'da bazı ülkelerde kara Avrupa sisteminde pek olmamasına rağmen ama Türkiye'de biz bunu şeffaflık açısından, hesap verilebilirlik açısından önemli olduğuna inanıyoruz. İşte burada ne oluyor? Faaliyet raporları, işte mahkemelerin aynı zamanda kurumsal hafızası olduğunu görüyoruz. Yani burada yargısal istatistiklerin oluşmasına yol açıyor. Siz bugün Türkiye'de belli anlamda bazı alanlarda diyelim istatistik sorunu var. İstatistik eğer doğru düzgün istatistik bilimi bir memlekette gelişmediyse siz orada herhangi bir şekilde herhangi bir konuda politika oluşturamazsınız. Türkiye'de de biz işte istatistiklerin sağlıklı bir şekilde oluşması için Adli Veri Bankacılığı Bakanlık olarak projemiz vardır. İşte bizim Sayın Bakanımızın adli kurulu dediği olay. Bunlar artık değerli toplu, düzgün bir şekilde girilecek. Sonra efendim söyleyeyim, bu adli politikaların oluşmasına, infaz politikasının oluşmasına çok büyük bir katkı sağlayacak. Bugün bakıyorsunuz tabii ben fakültedeyken seçim ders olarak kriminoloji almıştım. Dikkatimi şu çekmişti, hep kriminoloji örnekler, işte Amerikalılar, Avrupalılar özellikle. Şimdi niye Türkler üzerine niye böyle bizim insanlarımızın işlemiş olduğu suçlara ilişkin doğru düzgün böyle şeyler olmadığını düşününce bu bakanlığa geldikçe insan daha iyi anlıyor. Çünkü düzgün bir şekilde istatistik yok. İstatistik olmayınca bu veriler olmayınca veri bilgiye dönüşmüyor. İstatistik oluşmuyor. İstatistik bilgi de gelişmeyince siz suç politikasını, adli politikasını, infaz politikasını oluşturamıyorsunuz. Aynı zamanda bu mahkemelerin arşivi de oluşmuyor. Bu anlamda da tabii şeffaflık hesap verilebilirlik açısından önemli olmasına rağmen bu konuda da bir faydası olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda akademisyenler de bu konuda bilimsel araştırmalar yapacaklardır diye düşünüyoruz. Bizim zaten bu bunlarla ne olacak? İşte mahkemeler, savcılıklar tarafından yıl içerisinde ne kadar işe bakıldığı, soruşturma ve konuşturmanın ortalama süreleri, temizleme oranları, yaş gruplarına göre şüpheli ve sanık sayıları, istinaf ve temiz incelemeler, uzlaşma, yargılama, iadesi, yenilemesi, talep sayıları, performans durumu, görevsizlik, yetkisizlik, kararları, bütün bunlar hepsi harcamalar, bütçe, bütün bunlar faaliyet raporlarında olacağını söyleyebiliriz. Yani böyle hızlı bir şekilde geçeyim, oldukça fazla husus var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu faaliyet raporları ile ilgili tabii şeffaflığın sağlanması konusunda sunum yapmamız istedi ama bizim yaptığımız başka işler de var. Mesela yargı ve medya ilişkilerinin düzeltilmesiyle ilgili, işte Türkiye'de yargıda basın sözcülüğünün kurumsal hale getirmesiyle ilgili projemiz vardı. O tamamlandı, Avrupa'nın projesiydi ama sürdürülebilirlik açısından devam ediyor. Türkiye'de işte 139 ağır ceza merkeziyle zannedersem 15'li idare mahkemesinin bulmuş olduğu yerde basın sözcülüğü oluşturduk. Bu basın sözcülüğü aynı zamanda yargının halka hesap vermesi açısından önemli olduğunu
düşünüyoruz. Diğer yargıyla medya ilişkilerinin kurumsal hale getirilmesi, yargı bağımsızlığının tarafsızlığı korumasıyla basın özgürlüğünün korunması anlamında. Bir de bu şeffaflık açısından, hesap verilebilirlik açısından bu basın sözcülüğü kurumu hakikaten önemli bir şey. Şimdiye kadar bütün ağır ceza merkezlerinde medya iletişim bürosu olarak kurduk. Burada işte personel görevlendirdi. Bütün oradaki çalışanları eğittik. Şu anda da işte büyük bir kısmı %90 oranında başsavcılarımız, komisyon başkanlarımız, basın sözcüleri konuda eğitim çalışması verdik. Yargı muhabirleriyle sürekli iletişim içerisine girdik. Bu da böyle genelge çıkartmış olduk. Bu konuda da önemli bir adım attığımızı söyleyebiliriz şeffaflık açısından. Bir diğer bir husus da böyle tabii Türkiye'de atmosfer nedeniyle yapılan güzel şeyler de gölgede kalıyor. Bizim zaman yönetimi dediğimiz yargıda zaman yönetimi var. Bu zaman yönetimi de aslında şeffaflık hesap edilebilir güzel bir örnek. Bu SEPEC var, Avrupa Yargı'nın etkili ve verimli komisyonu. Burada işte bazı Avrupa ülkelerinde mahkemeler de var. Biz savcılıklara da ilk defa Avrupa Konseyi ülkelerinde 47 Avrupa ülkesinde ilk defa biz uygulamaya başlıyoruz. Kanun da çıktı, yönetmeliği de tamamladık. Böylece hedef süreler belirleniyor. Her bir soruşturmanın ne kadar süre içerisinde gidilecek, hangi süreç içerisinde ne yapılacağı, aynı zamanda kovuşturma aşamasında da mahkemelerin tüm iş ve işlem süreçlerle ilgili tarafların, avukatların tabii katkısıyla birlikte hedef süreler belirleniyor. Bu sadece belirli davayı belirli bir sürede bitirmek değil, bir zaman yönetimi, planlama açısından da önemli. Aynı zamanda taraflara hem kovuşturma aşamasında hem de dava açıldığı takdirde davanızın ya da soruşturmanızın ne kadar bir süre içerisinde neticeleneceği size bildirilmiş olacak. Bu zaman yönetimi de bence şeffaflık hesap verilebilirlik açısından önemli bir enstrüman olarak sunmak isterim. Şuram olur mu? Biraz daha var. Ha, iyi. Ben böyle hızlı hızlı bir şekilde girdim. Şimdi böyle felsefesine efendime söyledim, arka plana girmedim. Yalnız şurada dikkatini çekti. Burada Türkiye'de şeffaflık sistemi analizi var. İşte bu raporda bir takım rakamlar var. Bu rakamlar bana göre yani çok düşük geldi bazı şeyleri. Çünkü bunu farklı şekilde ele almak lazım. Muhataplarla da konuşmak lazım. Sadece hani belirli şahıslar, kişiler ya da belirli şeyler olmaması gerekiyor. Yani Türkiye'de de bu kadar durumda öyle kötü değil. Yani Türkiye çok olağanüstü bir dönem yaşıyor. Yani olağanüstü dönemi yaşamış olduğu bir dönem şeyde de bir takım tedbirler alınıyor. Bu bir yargı içerisine silmiş bir takım mekanizmalar var. Yargıyı ne hale getirdiklerini görüyoruz. Biz de mesela Türkiye'de işte çok farklı görüşlerden, düşüncelerden hukukçular, hakimler, savcılar, avukatlar hep beraber toplumun farklı görüşleri, belli bir yapı dışındaki bütün insanlar bir araya geldiler. Bunlarla ilgili mücadele ettiler. Dolayısıyla bu yargı içerisine sinmiş mekanizmalar yavaş yavaş ayıklanmaya başladı. Yani buna da dikkat etmek lazım. Yani şeffaflık hesap verilerinde bir dikkate alındığı zaman. Ama Türkiye'de şu var. Yani 10 yıl içerisinde hakikaten muazzam işler de yapıldı. Bunlar hep böyle gölgede kalıyor. Bunları da görelim. Yani bu bizim attığımız mahkeme faaliyet raporlarının şeffaflığa bir katkısı olacak. Zaman yönetiminin olacak. Yani efendim söyleyeyim, basın sözcülük mesela örnek verdim bazı hususlar. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Rıza Pahası'na, strateji geliştirme daire başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii şu mahkemelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ve bunun ortaya çıkarılması, özellikle Amerika'da olduğu gibi şeffaflığın sağlanmasında ve şeffaflık sağlanınca da güven sorununun ortadan kalkmasında, güvensizliğin azalmasında, güvenin artmasında etkin olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hakimlerimiz, savcılarımız, HSYK'mız, bu şeffaf yargıtayımız
bu şeffaflığı ve bu hesap verebilirliği ve denetleneceklerini gördükçe daha dikkatli olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız o kadar olumsuz örnekler var ki, şimdi bir meslektaşımız duruşmada, ceza duruşmasında müvekkiline susma hakkını kullan diyor. Susma hakkını kullan diyor. Hakim, yargılama da terörle ilgili bir yargılama. Sen terör örgütüyle işbirliği yapıyorsun deyip hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve olağanüstü hal kararnamesiyle yapılan düzenlemeyle davayı takipten yasaklanıyor. Yani bu Venedik Komisyonu raporunda da var. Olacak şey değil. Geçen yaşadık, tahliye kararı veren hakim açığa alındı. Yani o nedenle bu mahkeme faaliyet raporlarının açıklanması, hesap verebilirlik, şeffaflık, bütün bu eleştirdiklerimizin ortadan kalkmasında katkı koyacaktır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar başkanımıza. Şimdi TÜSİAD temsilcisi değerli arkadaşımız Serkan Ersöz, yargı hizmetlerinde kalite ve kalite unsurları üzerinde konuşacak. Buyurun. Herkese merhaba. Mikrofonu şöyle koyacağım inşallah. Kısmen Emir Bey ama özellikle Alparslan Bey'in konuşmasında çok bahsettiği bu olağanüstü şey, dönemden geçme sorunu Türkiye'nin ve Türkiye'nin. Az önce, az sonra konuşacağımız şeyleri ve kısımda bu toplantının bazı konuları gerçekten şey, kozmetik bırakıyor olabilir. Kısmıyla kozmetik bırakıyor. Gerçekten çok ağır bir şeyden geçiyor yani. Sadece hakim ve savcılar gibi avukatlar meslekleri yaparken herhangi bir işlem yaparken veya sadece konuşurken yani karar verirken ne kadar düşünmeniz gerektiğini az önce verilen o tahliye kararı örneğinde de hatırladığımız gibi sadece resmi işler yaparken değil her vatandaş gibi kendini ifade ederken de çok şey hesap etmeleri gerekiyor. Bu derecede kaygıyı da yani olağanüstülüğünden geçtiğimiz olağanüstülüğü bir gerekçe olarak dile getirirken korkunu ve bu kaygının bu kadar yüksek olmasının da bir sebebi olduğunu anlamaya gayret etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir örnek, geçen gün gazeteci, çok tecrübeli bir gazeteci ve maalesef şu anda yargılanmakta olan Aydın Engin, bir konu hakkındaki yazısını suç işlemeden bu yazıyı yazamayacağı kaygısıyla konuyu değiştirdiğinden bahsediyor gerçekten. İnsanın bu halde hissetmeleri gerçekten çok kaygı verici bir, üzücü bir durum maalesef. Ve bu manzara içinde biz de bugün işte neticede bütün işler devam ediyor hayatta ve bunları yargı hizmetine kalite konusunda konuşmak durumundayız. Size bu konu başlığında arz edeceğim şey bir TÜSİAD raporudur. 2014 yılında yayınlanmış. O vakit yargı reformu çalışma grubu adı altında faaliyet gösteren çalışma grubumuz. Başkanı da Mehmet Bey'di, avukat Mehmet Bey'di. Bir rapor kaleme aldı. Raporun ön sözünde veya başka bir yerde, evet, isimleri geçmediği için hakemlerin isimlerini ben söylemeyeyim. İnsan bu yani çok gizli bir şey olduğundan değil de neticede o zaman aleyhineleştirilmiş. Şimdi de şey söylemenin unutuluyor. 5-6 saygın hukukçunun bir kısmı akademisyen, bir kısmı avukat görüşleri alınarak, hakemlik desteği alınarak hazırlanmış bir rapor. Çalışma grubu kendi zaviyesinden ama daha çok hukuk yargılaması açısından, yani ceza ve idari yargı açısından değil, daha çok hukuk yargısı açısından yargı hizmetine kaliteden ne anladığını, nasıl görmek istediğini, neleri aradığını 10 madde halinde sıraladı. Bunların tamamı değil, bugünkü zihniyet değişikliğine daha yakın olduğunu düşündüğüm seçilmiş birkaç başlığı ve önerileri arz edeceğim size. Bunları tabii ki şey gözüyle dinleyin lütfen. Sonra da raporu merak eder ve TÜSİAD'ın sitesinden
bakacak olursanız, yani odağının daha çok hukuk, ama sadece değil ama daha çok hukuk yargısı olduğunu lütfen göz önünde bulundurarak takip ediniz. 10 kalite unsuru arasından hem birinci madde hem de aslında bu zihniyet değişikliğinin önemli şeylerinden bir tanesi. Galiba şu unsurdu, hizmetin mutlaka yargı tarafından, yani yargı hizmetinin yargı tarafından görülmesi gibi. İlk duyulduğunda böyle şey gibi falan, biraz saçma gibi duran ama aslında maalesef önemli bir problemi işaret ediyor. Mesela mahkeme yoluyla yapamadığımız şeyi mesela idari soruşturmayla yapmak. Yani yargıya işi havale etmeden idari soruşturmalarla, bazen vergi denetimi olabilir, bazen rekabet kurumu kurulu soruşturması olabilir. Hatta geçen gün başka bir iç toplantımızda bazı üyelerimizin çok işaret ettiği birkaç, mesela enerji piyasası için işaret ettikleri birkaç tane karar oldu. Bunlar aslında dağıtımcılarla şirketler arasındaki bir problem ama rekabet kurulu tarafından çözülüyor başka bir yöntemle. Veya mesela bazı özel ceza kanunlarında özellikle çok fazlası olan, mesela mali suçlarda olan, işte bazı işte tutulması gereken defterlerin tutulmaması, ama tutulması gereken defterleri kanun düzenlemiyor. Tutulması gereken defterleri Maliye Bakanlığı düzenliyor daha sonra. Veya tutulması gereken evrakı, defterle bir her türlü evrakı. Ve sizin suçunuzun unsurlarını kanun belirlemesi gerekirken bakanlık belirliyor. Yani hizmetin ve özellikle ceza ile sonuçlanan, yaptırımla sonuçlanan hukukun temelinin kanunlar ve yardım makamları olması gerektiği raporumuzun önemli önerilerinden ve dikkat çektiği kalite unsurlarından ilkiydi. Şimdi önerilerine bakayım da burada takip ederek herhangi bir şeyi önemli önerisini söylemeden geçmiş olmuyor. Mesela önemli bir şey dikkat çekiyor burada. Bilirkişilerin rolü yargılamada. Tabii ki bu uygulama meselesi. Zamanla karar verici veya belirleyici hale gelmesi. Özellikle bazı durumlarda, davalarda bilirkişilerin. Ama bir bilirkişilik kanunu zannediyorum çıkacak. Bilmiyorum yani ne büyük bir uygulama değişikliğine yol açacağı, huyları ne kadar değiştirebileceği biraz Emir Bey'in şeyi oldu. Zihniyet değişikliği zaten oturumda başlıyor ama huyu ne kadar değiştirebileceği iyi bir şey kurduğu sistem kağıt üzerinde ama huyları ne kadar değiştireceği de tabii ki merak ettiğimiz bir husus. İkinci bir kalite unsuru yargılamada maddi gerçeğin tam olarak ortaya çıkması ve tamamen gerçeklere dayanması. Az sonra zaten Mehmet Bey'in sunumunda yapacağı şeyle, tam ifşayla çok yakın komşu bir şey, kalite unsuru. Evet, tarafları gerçeği söylemeye ve delili taşıp getirmeye sevk edecek mekanizmaların mutlaka üretilmesi. Ve yargılamanın sonunda gerçeğe ulaşılması, tarafların getirmekten çekindikleri bir takım hususlar varsa da bunu mahkemeye taşımadan kendi aralarında meseleyi halletmeye de sevk edeceğini bir yan unsur olarak, yani uyuşmaz dava mahkemeye giden uyuşmazlıkları azaltacak bir unsur olduğunda bunu düşünülmektedir. Yargısal hizmetlerin makul süre ve hızla verilmesiyle başka bir kalite unsuru. Burada rapor dikkat çektiği şey meselenin hızlı olmadığı, daha çok işin gerektirdiği kadar sürede ve gerçekten makul sürede yapılması. Bizde galiba biraz mutlaka hızın sağlanması diye bir kaygı var. Tabii işler çok uzun sürünce bu sefer işler çok çabuk bitsin diye bir karşı reaksiyon veya başka bir kaygı ön plana çıkıyor. Çünkü bu iş çok uzun süre işler de makul bir şikayet insanları dile getirdi. Ama bir işte acaba bu kadar çabuk ve mutlaka çok çabuk görülmesi gerekir mi? Bu manada bu yargılama sürelerinin önceden bildirilmesi projesi güzel bir proje. Umarım hayata geçtiği zaman veya şu anda, yani şu anda yürümekte zaten bu kadarıyla uygulaması da yapıldığı gibi, niyet edildiği gibi hayata geçer ve gerçekleşir. Bunun halinde tekrar bakalım. Önemli bir şeyi atlamayalım.
Evet, bu aşağı yukarı bunun ana fikri. Bu kadar bu kalite unsurunun. Bir başka kalite unsuru süreç işlem ve kararların belirli ve öngörebilir olması. Şimdi burada kararların yayınlanması çok güzel bir şey. Biz bunu Danıştay ve Yargıtay kararları için uzun yıllar şeyde mekanizması var biliyorsunuz Ekonomi Bakanlığı'nın altında. Çok önerdik. Birkaç sefer kabul edilmedi Adalet Bakanlığı tarafından eylem maddesi olarak ama sonra daha kabul edildi ve epey güzel de bir işbirliği oldu Danıştay ve Yargıtay başkanlığında katılımıyla. Fakat orada kişisel verilerin korunması diye bir şey var kararlarda. Bu hem bir iş yükü yaratıyor bu mahkemeler için. Çünkü yani bir kararı olduğu gibi koymak da oradaki önemli şeyleri ayıklamak mesaisi iki ayrı iş. Biri basit bir iş, biri daha zor bir iş. Bir iş çıkarması açısından ikincisi bence gerek de yok aslında böyle bir şey. Yani bir mahkeme kararı alenileşmiş, bir aleni bir yargılanan. Yani eğer bir gizli bir karar verilmediyse sonucunun neden gizli olduğu ya da en azından kişisel veriler açısından neden ayıklanma gereği duyulduğunu ben daha ikna olmuş değilim. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kararlarını açıklayarak hiçbir şekilde kişiyi yani olayı çok belirleyecek başka bir unsurları gizlemez. Böyle bir şikayette ben en azından hiç denk gelmedim. Yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin kişilik haklarını, kişi gizli bilgi, yani kişisel verileri ihlal ettiğine dair bir şikayette pek rastlamadım. Ama yine de kat ettiğimiz mesafede yani eskiye göre epey önemli bir şeydir kararların yayınlanması. İkinci bir şey bu kalite unsur açısından tabii gerekçeler. Yani gerekçesi tabii daha sonra ilgili bölüm şeyleriniz, departmanların bakanlıkları çok gayret ederek sürekli mesela tutuklama kararının gerekçesi konusunda ilerleme sağlamaya çalıştık tabii şeylerde. CMK madde. Ama olmuyor yani. Neticede olan tip şey tekrar yazıla geliyor. Mesela en basit bir tutuklama kararının gerekçesini bile yani göremiyorsunuz yani neticede. Artık bir daha bunu şey yapmaya gerek yok. Defalarca da konuşmaya gerek yok. Not yani detayını. Söyleyince herkes anlıyor ne olduğunu artık. Bir yazın kandaki maddelerin tekrar edilmesinden ibaret gerekçeler meselesini ilerletemiyoruz. İş yükünden kaynaklanıyor olabilir. Kısmıyla bazı işler açısından. Bunun da yine de bir mazeret olamayacağını düşünüyorum. Yani iş yükünün gereklilik açısından iş yükünün mazeret olamayacağını düşünüyorum. Takip eden bir kalite unsuru süreç ve kararların anlaşılabilir ve öğretici olmasını not etmişiz. Bu da aslında yargı faaliyetinden çok bu yargısal düzenlemelerin anlaşılabilir olması, müpenliğe yer vermemesi, özellikle kişilerin yani özetle yargılama sonunda başlarına ne geleceğini bir önceki başlıkta yargı kararlarına bakarak, yargı istikrarlı uygulamaya bakarak anlamaları bir ihtiyaçken buradan da şey çıkıyor, kanunlara baktıkları zaman başlarına geleceğini anlamaları ihtiyacı şey yapıyor. Türkiye'de maalesef bu konuda pek güven vermiyor açıkçası. Biraz yasamadaki, yasama faaliyetinin de kalitesinden de kaynaklanıyor. Özellikle bu önergelerle müdahale edilen kanunlar veya torba kanunların değil mi şeyde komisyona giderek büyüye gittiği durumlarda, o çuvallardaki yazımlar da sonra bir kanun 6 ay içinde 4 kez değişiyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken ve insanların hukuk güvenliğini sağlayacak önemli kalite unsurlarından bir tanesi. Son husus silahların eşitliği. Burada çok bir şey söyleyeceğim. Hep ceza yargısı açısından biliyoruz işte karşılıklı tarafları. Şey, maalesef bugün savunmanın durumu Türkiye'de hiçbir zaman çok güzel değil. Çok iyi değildi ama bugün zaten daha da zor durumda ya gerçekten verilen örnekler maalesef hep bunları kuvvetlendiriyor bu intibamızı. Son olarak şunu söyleyeceğim. Hangi başlığa gireceğinden emin değilim. Ben şimdi bunu silahların eşitliği başlığı altında görüyorum ama Adalet Bakanlığı'nda olduğunu başlattığını bildiğim bir çalışmanın akıbetini de sormuştu. Daha sonra HSYK'ya devraldı pardon daha sonra o çalışma. Etik kurallarının oluşmasına gerçekten ihtiyaç var yargı mensupları için. Katılımcı bir şekilde yani hukuk mesleğini, yargı mesleğini icra eden hakim ve savcılar için
onların da katılımını sağlayan bir şey, mekanizmayla öngörülebilir sonuçları ve ciddi yapken, gerektiğinde de ciddi yaptırımları olan ama hiç kimseyle sürekli bir korku altında tutma mekanizması olmayacak. İyi işleyen bir, tabii devlet memurları için mevcut hali hazırdaki etik sistemi de ne kadar iyi çalıştı ayrı bir mevzu ama etik kurallara yargının gerçekten çok fazla ihtiyacı var. Bu onun bağımsızlığını ve şeffaflığını da destekleyecek ve kuvvetlendirecektir. Size teşekkür ederim. Sayın Serkan Ersöz'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e sözü vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Kalite, yargıda kalite, her yerde kalite, özünde insan unsuru var. Yani insan unsurunu kaliteli yetiştiremediğimiz müddetçe, biraz önce Emir Hocamız söyledi, hukuk eğitimindeki sıkıntıları biz de yıllardır üstünde çalışıyor, söylüyoruz. Ama kaliteli bir hukuk eğitimi veremeyince, hukukçularda, yargıç, savcı, avukat, bütün uygulayıcılardaki ortalama kalite çok düştü. Ve o çok düşen ortamda avukattan, hakimden, savcıdan kaliteli yaklaşım beklemek çok kolay olmuyor. Eğer insanların özel gayretleri varsa, işte duruşmasını vaktinde geliyor. Kararını gerekçeli yazıyor. Avukatsa savunmasını düzgün yapıyor. Duruşmasına saatinde gidiyor. Ama kalitesizlik genel ortam olunca maalesef altından kalkılmaz noktaya geliyor. Kararların gerekçesiz olması uygulamadaki o sürat anlayışının yanında yani sistemdeki zorlamalarla da ortaya çıkıyor. Şimdi ne oldu? Sulh ceza mahkemeleri kaldırıldı. Sulh ceza hakimlikleri oldu. Sulh ceza hakimlikleri tutuklama hakimliği oldu. Ne farkı var mahkemeyle hakimin diyeceksiniz. Mahkeme karar verdiğinde bir üst mahkemeye itiraz ediliyordu. Hakim karar verince aynı hakim, sulh ceza hakimleri arasında dolaşıyor dosyalar. Ondan sonra onlar ne gerekçe yazacaklarını şaşırmış durumda oluyorlar. Onun için hep beraber kalitenin yükseltilmesi hukuk eğitiminden başlayarak gayret etmek durumundayız. Tekrar teşekkür ediyorum size. Şimdi söz ev sahibimizde. Buyurun. Teşekkür ederim Güneş Bey. Ben önce bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Ankara'dan kalktılar, buraya geldiler ve bizim bu programımıza özellikle ağır olan programımıza destek ve katkı verdiler. Çok teşekkür ederim. Biz Alparslan Başkanımıza daha önce de yargı reformu konularında birlikte çalışmıştık. İnşallah bundan sonra da birlikte çalışmaya devam ederiz. Siz katılımcılara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Daha iyi yargı derneğinin kurulmasına neden olan bir hipotezi ben sizlerle verilere dayalı olarak paylaşmak istiyorum. Efendim daha iyi yargı derneği siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluş. Birçok avukat ve değişik sektörlerde insanların katılımıyla kuruldu. Üye sayımız da yavaş yavaş artmakta, bir özel üye programı yapmamıza rağmen. Burada isimlerini görüyorsunuz. Dışarıda bir kitapçığımız var. Oradan kitapçığımızdan da edinirseniz şeyleri bulabilirsiniz. Çalışmalarımıza temel evrensel yargı değer ve ilkeleri üzerinden sürdürmek istiyoruz. Bizim kanaatimize göre buradaki kolonların ne kadar yüksek olduğu konusunda işte algılara göre farklı seviyelerde olduğunu düşündüğümüz, kendi kanaatimize göre bunların yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konularda, çalışma konularına belirleyip onlar üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu tam ve doğru ifşa hipotezimizin bu ilkelerin hepsini çok önemli derecede yukarıya götürecek bir hipotez olduğunu düşünüyoruz. Dernek düzüğümüzde derneğimizin hangi konuları çalışacağının yönetim kurulu tarafından belirleneceği yazıyor ama tam ve doğru ifşa meselesi düzlükte bu konuda çalışacaktır diye özel olarak yazılı olan bir çalışma konusu. Bir web sitemiz var. Oraya yazı yazmanızı tavsiye ederiz.
kendimiz yazmaya çalışıyoruz. Gelişmeleri duyuruyoruz. Daha iyi yargi.org adresine ulaşabilirsiniz. Yaptığımız çalışmalardan bir tanesini bahsetmek isterim. Galiba en kapsamlı çalışmamız buydu. Bir de kişilik kanun tasarısı ortaya çıktığı zaman derneğimiz çok kapsamlı bir görüş verdi. Ne kadar dikkate alınıp alınmadığı o kadar önemli olan böyle bir konu üzerinde derneğimizin çok kapsamlı bir çalışma yapmış olması ve bunun kabul görmüş olması bakanlığımız nezdinde. Tabii ki ben o çalışmalara katılmış olduğum için bizim amacımız da yargı hizmetlerinde kalitenin sağlanması üzerine kuruldu. Serkan Bey belgeden bahsetti, internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Uyuşmazlıklarda, özellikle de hukuk uyuşmazlıklarında dürüst davranış ilkesi. Ben bunu kısaltarak söylemiş oluyorum. Uyuşmazlıkların çözümünde dürüst davranış ilkesi acaba bizde ne kadar hayata geçirilebilir? Bu konudaki kültürümüzü ve zihniyetimizi nasıl tespit edebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz diye sormak istiyorum. Emir Bey'in kitabını okuduğum zaman yıllardan beri yapmakta olduğum çalışmalara bir kök bulduğumu düşündüm. Onun için de kendisine bu bilgiye çalışması nedeniyle ayrıca bir teşekkür ediyorum. Ayrı bir dostluk beslediğini de burada belirtmek istiyorum. Dürüstlük ilkesinin uyuşmazlıkların çözümünde hayata geçirilmesinin bana göre 35 yılı aştığım meslek hayatımda geldiğim noktada bana göre bunu tartıştığım bütün meslektaşlarıma göre tek bir yol var. O da vaka ve delillerinin tam ve doğru olarak ifşa edilmesi. Uyuşmazlığı kime çözdürecekseniz, kimi çözümletmesini istiyorsanız bu önce vakaları kendi bildiklerinizi doğru olarak bazılarını gizlemeksizin tam olarak ikincisi elimizdeki delilleri lehinize ya da aleyhinize olduğuna bakmaksızın ifşa etmekten geçtiğini düşünüyoruz. Bu hipotezimizin bir veriyle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bazı teorem olarak sunduğum zaman bana dediler ki bu konuda bir istatistiki çalışmamız var mı? O zamanlar yapmamıştık ama bir istatistiki çalışmayı İstanbul Ticaret Mahkemelerinde hasbelkader benim büromun tamamını yürüttüğü bir olaya ilişkin yüzlerce dava dosyasında uzunca bir süre çalışarak kendimiz yaptık. Bu yapı olduğundan çok değerli görüyorum. Bu yaptan bu tür verileri başka türdeki olaylar içinde alabiliriz diye düşünüyorum. Bir dava türü düşünün. Bir tane hukuki sorun var. Bu bir binanın sahibi, binadan meydana gelen zarardan sorumlu mudur, değil midir? Madde 1. Cevabı çok basit. 2. Zararın miktarı nedir? Bunun tespit edildiği 300'den fazla dava açıldı İstanbul'daki havalimanı yangını sebebiyle. Bu dava dosyalarından 105 tanesi örnek alınabilecek nitelikteydi. Bunları aldık, inceledik ve bunların ortalamasını aldık. 8 tane en az duruşma yapılmış. Bazı zamanda 47 duruşma yapılmış. Ortalama ticaret mahkemesinde 15 duruşma yapılmış. Taraflar 24 kere dilekçe vermişler. Yargılamaların en kısası 495 gün sürmüş. Maksimum süreni 2325, ortalaması 4 sene 2 ay sürmüş. Ve bunun aşağı yukarı 580 günü bilirkişilerde. Bunun böyle olduğu yargılama sürecinde buradaki kırmızı olanlar küçük küçük duruşmalar, avukatlar çok şikayet ederler. 5 dakika bile sürmeyecek duruşma için 1-1,5 saatlik yolu tepmek, 1-1,5 saat beklemek, 5 dakika bir şey söylemeye çalışmak, söyleyememek, sonra çıkıp aynı şeyi geriye tepmek gibi bir maliyetimiz var bizim. Bunlardan çok fazlaca oluyor. Şimdi bu bir davanın normal şu andaki sürecinde ortalaması 1529 gün olmuş. Yaptığımız değerlendirmeler, istatistik üzerinden yaptığımız değerlendirmeler. Avukatın
yargılamada yerine getirdiği görevlerin o yargılamanın sonuçlandırılması için yapılacak olan işler neyse toplama diyelim ki 100 desek bu 120 işin sadece 25'ini avukatlar yapıyor. %75'ini hakimlerin yapması gerekiyor. Yani bir davada en az 3 taraf oluyor hakim, iddia ve savunma avukatları. Düşünün o 3 kişi arasında bile iş bölümünün 3'te 1 oranında olması gerekirken avukatlara çok sayısı fazla olanlara %25, hakimlere %75 düşüyor. Bu bazı davalarda hakimlere %95'e kadar çıkıyor. Hatta bazı olaylarda hakimin vicdani sorumluluğu %100'ün de üstlenmesini gerektirebilecek duruma gidiyor. Peki hakim bunun altından kalkabilir mi? İstanbul Ticaret Mahkemelerini biliyoruz. Hakimler bunun altından kalkamıyorlar. Bir noktada olayı bilirkişilere emanet etmek durumunda kalıyorlar. Ki bu davalarda ticaret mahkemesindeki davalarda böyle bir durum gerçekleşmiş. Hakimde geçen sürenin önemli bir kısmı bilirkişilerde geçmiş. Bilirkişiler gecikti, onların bir sürü şeyleri var, şikayet sebeplerimiz var onlar hakkında ama elde olan iş yükünün nasıl kaldırılması gerektiği konusunda matematik kurallarına aykırı bir orantısızlık var. Sayıları çok olan, yani 100 bin hakim var, 100 bin avukat var, 10 bin hakim var. Sayıları az olana çok, sayıları çok olana az görev ve sorumluluk veriyoruz. Bunun sonucunda biraz önce anlattığım tablo oluyor. Oysa olması gereken hakime en az sorumluluğu ve iş yükünü yüklemek, geri kalan yüklerin hepsini avukatların taşıyabileceklerini avukatlara, taraflara yüklemek olması gerekiyor. Elimizdeki insan kaynaklarının dağılımı bize bunu gösteriyor. %91 avukatlara, %10'unu hakimlere yüklemek gerektiğini söylüyor. Böyle olunca iş yükü dağılımı dengesiz olarak dağılınca şikayetler çok. Bunları ben tekrar etmeyeyim. Buradaki baloncukların içerisinde fazla geri gitti. Evet, buradaki baloncuklar hepimizin bildiği ve şikayet ettiğimiz şeyler. Yargıdan memnuniyetin yukarı gitmesini önleyen şikayetler. İster gerçek ister yanlış ama aldığı maalesef yargı ve adalet hizmetlerinden memnuniyeti aşağıya çekiyor. Bunu bizim ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu şikayetlerin çoğunun tam ve doğru ifşa müessesesinin bizde hayata geçmemiş olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu bir bizim hipotezimiz. Bunun böyle olmayıp da tam ve doğru ifşa ve ibraz müessesesi hayata geçirilirse birçok şeyin ortadan kalkabileceğini düşünüyoruz. Örneğin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması gerekiyor ama vakaları tam ve doğru olarak söylemiyoruz. O zaman maddi gerçek en başta mahkemeye çıkmıyor. Aleyhe olan delilleri gizliyoruz. Sadece işimize yarayanları, iddiamızı ispat edecek olduklarımızı mahkemeye sunuyoruz. O diğerlerini gizliyoruz. Diğer taraf ulaşabilir, elinde olabilir, olmayabilir. Ama elimizde bunların tam ve doğru olarak ortaya çıkarıldığını, yani hakimin önüne uyuşmazlığı çözecek olan makamın önüne bir dosya götürdüğümüz zaman onun önüne sunmuş olduğumuz, onun da götürmüş olduğumuz şeylerin hakkında bir karar vermeye yetecek olgunlukta olup olmadığı konusunda bize güvence veren mekanizmalar yok. Zihniyetimiz zaten işimize geleni söylemek. Kurallar da öyle bir noktaya getirmiş ki bize hocalarımız söylüyorlar. Diyorlar ki mahkemeye yalan beyanda bulunabilirsin. Bu senin savunma hakkın. Yani susma hakkından mahkemeye yalan beyanda bulunmanın savunma hakkı olduğu sonucuna gelmişler. Gelişmiş hukuk sistemlerinde görüyoruz. Yargılamaları zorlaştırmanın suç olduğuna dair düzenlemeler var. Biz de yargılamayı istediğiniz kadar zorlaştırabilirsiniz. Hakimin sinirlerini istediğiniz kadar zorlayabilirsiniz. Evet. Çelişkiler ülkesiyiz. Bu sarışın hanımefendiyi çok seviyorum çünkü böyle bir olaya vesile olmuş. Tekirdağ'da bir trafik kazasında şoförünü göstermiş arabayı kullanan diye. Bunu da polis tespit etmiş. O yüzden aleyhinde bir ceza soruşturması yapılmış. Ama biz mahkemelere, onlar da resmi bir belge düzenlemek
ile görevli olan, hatta en yukarıda gördüğümüz kamu görevlileri olmasına rağmen hakime yalan beyanda bulunursak savunma hakkı olarak görünüyor ama polis memuruna yalan beyanda bulunursak bu bir suç. Bu bir çelişkide, hani memura yalan beyanda bulunmak suç, hakime yalan beyanda bulunmak savunma hakkı. Bunu ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. İşte ceza hukuku hocalarımız söylüyorlar. Yalan söylemek savunma hakkının bir kullanım şeklidir diyor. Yine bunun bir sorun olduğunu hukuk yargılamaları için... Ama suç açısından değerlendiriyor. Çok çok önemli bir tartışma konusu. Doğru. Yani avukat yalan söyler başka bir olay. Avukatın söylediği yalan suçtur başka bir tartışma konusu. Bambaşka bir tartışma konusu. O onu ayırın olur. Evet, avukatın niçin yalan söylemek durumunda kaldığını da konuşabiliriz başkanım. Fakat hukuk yargılamaları açısından buraya baktığımız zaman hukuk yargılamalarını sanıyorum Baki Kurum'un kitabındaki bir cümleden geçiyor. Aleyhe delil göstermek zorunda değildir diyor. Ama PNK 220. madde lehine ve aleyhine olanları da ibraz etmek zorunda diyor. Bu ceza hukukundaki susma hakkının özel hukuk alanına aktarılmasında ve orada o susma hakkının yalan söylemeyi de bir savunma hakkı olarak hani yasal bir hak olduğunu söylüyor olmaları da bizi bir şeye götürüyor, tehlikeli duruma götürüyor. O tehlikeli duruma usul hocalarımız kitaplarında diyorlar ki ya taraflar doğal olarak haklarında yalan söylemek isteyeceklerdir. Yalan söylenildiğinde, doğruyu söylemeliğinde mahkemenin gerçeği bulması ve çabucak olayı çözmesi mümkün olmayacaktır diye bunu belirlemiş olmalarına rağmen böyle bir zihniyet uyuşmazlıkların çözümünde böyle bir zihniyet maalesef şeye akademik camiamız da dahil olmak üzere yerleşmiş bulunmakta. Bu zihniyeti ortadan kaldırmalı mıyız? Kaldırmamalı mıyız? Bize getirdiği sorunlar nelerdir? Bakalım faydası nelerdir? Onlara bakalım. Örneğin en önemli şeylerinden birisi uyuşmazlık konusu gerçeğin ortaya çıkarılmasını geciktiriyor. Teorik olarak diyelim ki davanın bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasına gittiği noktada gerçeğin ortaya çıkartılmasıyla uzun bir yargılama sürecinin ortasında sonucunu gerçeğe ortaya çıkarılması arasında çok büyük fark oluşuyor. Hani işte adaletin yerine gelmesi o kadar süre geciktirilmiş oluyor. Örneğin hakimlerimiz ihtiyati tedbirlerle, geçiş koruma tedbirleriyle olaylara hemen müdahale etmesine, örneğin bir hak hakkında çekişmekte olan taraflar varsa bu çekişmeyi durdurup kavga etmeyin ben siz meselenizi çözeceğim demesini, o kararlarıyla ortaya koymasını istiyoruz. Ama maalesef gerçek ortada olmadığı zaman ya da ortada olanın gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığından emin olmamadığı durumda hakim elbette bir karar vermekten kendisini alıkoyuyor. Alıkoyduğunda başka sorunlar, başka sıkıntılar devreye giriyor. Sonra bütün şeylerde baktığımız, yani %99 onda 9 diyeceğim ben, bütün kendi baktığım davalar ve uyuşmazlıklar için hepsinde diğer tarafın nasıl canını çıkartırız, diğer tarafın yargılama sürecinde nasıl canına okuruz da onu pes ettiririz mücadelesine dönüşüyor. Oysa yargılama medeni bir mücadele, medeni olarak ortada olan bir sorunun çözümü meselesi olması gerekiyor. Ama bu mücadeleyi yaparken daha kötüsü şu oluyor. En başta söylediğim şey, sabahleyin konuştuğum şey. Ben adalet istiyorum ama benim davamda lehime karar veririz. Ben yanlış olabilirim, bunu kabul etmek istemem. Ben adalet istiyorum, benim lehime karar verirsin. Ben bir şey söyleyeyim, diğer taraf bana bütün şeylerini açsın gibi bir yaklaşımımız var. Bu böyle olunca bu mücadele hem mahkemeyi zorlamak, hem karşı tarafı zorlamak, sabırları zorlamak, işte kuralları zorlamak falan gibi devamlı bizi bir sürtüşmeye, sürtüşmede de bozuşmaya götürüyor. Diğer bir husus, şunu çok kesin olarak söyleyebilirim. Hiçbir uyuşmazlıkta, hiçbir iddia tarafını temsil eden avukat, savunma tarafındaki avukata itimat etmez edemez. Etmemelidir. Çünkü
Çünkü kendisinin söylediğine itimat edilemeyeceği gibi karşı tarafın söylediğine de itimat edilemez. İşte avukat. Yani avukatın dilekçesinde yazdığı şeylere itimat edilebilir mi? Örneğin bile bile yalan söyledi, bile bile iftira etti, bile bile böyle şeyler yaptı ve karşı tarafta buna itimat etmek durumunda mı? Müvekkilinin doğruyu söylemekle yükümlü olmadığı bir yerde avukatın müvekkilinden söylediğini doğru olarak yazması doğru olabilir belki ama dilekçesi doğru değildir. Mesela basit bir mantık yürütmesi yapacak olur ise. Dolayısıyla taraflar birbirlerine güvenmiyorlar. Tarafların birbirlerine güvenecek bir bilgi aktarımı yapmadıkları bir durumda hakim de taraflara güvenmiyor. Yani hakim davacıya, davalıya güvenmiyor. Davalı davacı, davacı davalıya güvenmiyor. Avukatlar müvekkillerine güveniyor. Müvekkiller avukatlara güveniyor. Vatandaş bütün sisteme güveniyor. O sac ayağındaki üç kişi ama esas aralarında güven oluşması gereken üç kişi değerli arkadaşlarım, hukukçular buralarda aynı sıralarda okuduk, aynı dertleri paylaştık, çıktık, farklı yere oturduğumuz zaman birbirimize güvenmiyoruz. O yüzden biz fakültedeyken çok yakın arkadaşlar. Bir güvensizlik Türk yargısına, yargılamalarına hakim çok kötü bir şekilde ve bu güvensizlik maalesef sistemin her zaman daha kötüye gitmesine, sistemin zorunda kalmadığı sürece olaylara müdahale etmek istememesine neden olur. Ben Türk yargıçlarının, evet içerilerinde terör örgütü üyesi olmuş olanlar vardır, rüşvet almış olanlar vardır, varolu vardır, bir sürü şeyler söylenebilir. Ama bunlar bana göre istisnadır. Yani Türk yargı camiasında bana göre istisnadır. Kural olan Türk yargı camiasında Türk hakim ve savcısı vicdanlı, dürüst insandır, ketum insandır. Topluma da karışmaz, gider işini yapar falan böyle. Aralarında ahlaksızlar çıkar. Elbette bütün toplumlarda çıkacaktır bunlar. Ama dürüst insanlar. Ama o dürüst insanlar birbirlerine ve meslektaşlarına itimat edemedikleri zaman ortaya çıkardıkları şey güzel olmuyor. Bir şey çıkaramıyorlar. Bir çeşitli mutasyona uğruyorlar. Şöyle oluyor. Ya ben burada bir karar verirsem mutlaka bir taraftan bir tarafın aleyhine bir şey olacak. Haksızlık yapacağım. Ben vicdanen haksızlık yapamayan bir insanın onun için onun haksızlık olmayacağına inandığı bir şekilde o tarafa, bu tarafa böyle bir dengeleme görevi yapmaya çalışıyor. Hiçbir şey yapamadığı zaman da bekliyor. Davayı erteliyor. Erteledikçe dava kendi kendisine sonuçlansın noktasına doğru gidiyor. Oysa tam tersi bizim yargı unsurları arasında işbirliğine ihtiyacımız var. Biraz önce gösterdiğim tablo 1529 gün. Eğer biz buradaki sorunlarımızı tersine çevirebilirsek, sorunla neden olan unsurları tersine çevirebilirsek, o zaman tablomuz bizim şöyle olabilir. O 1529 günlük süre, 15 ortalama duruşma, bir tane duruşma olabilir. Ve karmaşık hukuki ihtilafları söylüyorum arkadaşlar. Karmaşık hukuki ihtilaflar 100 günde çözülebilir. Şöyle düşünün, bir yargıç 2 sene sonra başka bir yere tayin olacak. Ona götürdüğünüz zaman işte 20 klasörden oluşan bir dava dosyasına, o davanın 2 sene içinde bitmeyeceğini bilirse o yargıç, neden o dosyayı okuyup o zahmete girsin? Zaten başının üstünde bir sürü işi sıkıntısı var. Bizim hakimi mümkün olduğu kadar az meşgul etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bir kere meşgul ettiğimiz zamanda da onu tam bilgilendirip arkasından ondan karar verebileceği bir noktaya gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun ancak tam ve doğru ifşa mekanizmasıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Tam ve doğru ifşa ve ibraz mekanizmasıyla en başında bir taraf mahkemeye bütün doğruları götürürse, bütün delilleri götürürse, zaten tek tarafın götürdüğüyle hakim bir karar verebilecek durumda ve hakim buna itimat edebilecek durumda ise geçici tedbirlerini de alır, meseleyi de hemen çözdürür. O 1529 gün sürenin içerisinde 819 günü tarafların delillerini toplamakla geçirmiş hukuk hakimi. Bunu bu süreden tasarruf edebilirsek hakim, İşte dilekçe teatisinden sonra tarafları bir araya getirip onlarla bir
uzun bir duruşma. 15 kere 5 dakikalık duruşmaları bir tane şu kadar küsur dakikalık bir 4,5-5 saatlik bir duruşmayla yapabilir. Onda tarafları tam olarak dinleyebilir, tam olarak öğrenebilir. Öğleden sonra da kararını verebilir. Bu kadar yani duruşması 4,5 saat sürecek davalar olduğuna inanmıyorum. Vardır da yani bunlar azınlıkta ve duruşması 2 saat sürecek olan davalarda biz görüyoruz işte bilirkişi sorguladığımız olaylarda mahkeme hemen karar verebilir. Yani 1529 gün 129 güne inebilir. Hakimlerin yaptıkları işte 30 birimden 31 işe harcadıkları zaman 60 saatten 18,5 saate inebilir. Taraflara maliyetleri, şimdi taraflar çok büyük avukat ücretleri ödemek durumundalar. Ödemiyorlarsa hizmetin kalitesinden ödün vermekteler. Az para verdikleri zaman avukat az hizmet üretiyor, az hizmet üretebilecek durumda oluyor. Dolayısıyla eğer gerçek maliyetleri ödeyecek olursa büyük bir maliyet oluyor. Onlar üzerinden gittiğimiz zaman buradaki hesaplamalarımız İstanbul Barosu'nun ve Barolar Birliği'nin asgari ücret tarifelerine göre yaptığımız olabilecek olan tasarruflar önemli miktarda 1/4'e indirmek gibi şey oluyor. Duruşma kalitesi inanılmaz arttığı halde süresi azalıyor. Sonuçta burada detayları var, daha sonrasını web sitemizden görebilirsiniz. İyileştirme oranı eğer tam ve doğru ifşa mekanizması getirirse en az %69 oranında, en yüksekte %93 oranında iyileşme söz konusu olabilir tam ve doğru ifşa olur ise. Bunun kaynak tasarruf hakkında yapacağı tasarruflar hakkında da bir fikir vermek isteriz. Yine bu 105 dosyadaki istatistik rakamlar üzerinden yapıyoruz. Türkiye'de 2015 yılında bakanlığımızın istatistiklerine göre 93.757 hukukta ticari dava var. 41.000 tanesi İstanbul'da. İstanbul'u baz alarak bir hesaplama yaptık. Buradaki taraflara düşen savunma giderinde maliyet 10 milyar TL. Savunma zamanı olarak 11 milyon saat. Hakimlerimizin tasarruf edeceği zaman ise 1.735.000 saat. Bu ne demektir? Yani bunlar saatler ne demektir diye bakarsak şöyle bir şey de yaptık. İşte 1.735.696 saat hakim zamanından yapılacak olan tasarruf 986 tane hakim zamanından tasarruf etmek demek. Bu davalar 4 yıl sürmüş. 986 hakimi tasarruf edebilirmişiz yani 4 yılda. 4'e bölersek 200 tane hakim tasarruf edebiliriz İstanbul Ticaret Mahkemelerinde. Ya da tersinden bakalım, 200 tane fazla hakimimiz varmış gibi bir durum ortaya çıkabilir. Tam ve doğru ifşa söz konusu olur ise. İstanbul Mahkemelerinde 200 Ticaret Mahkemesi hakimimiz yok. Değil mi başkanım? Sayı olarak 200 tane yok. Daha az. Daha az sayı. Tüm Türkiye çapında bir hesaplama yapacak olursak 16.195 hakim tasarrufu demek. 4 yıllık ortalama için dersek, seneye bölersek bir senede 4.000 hakimden tasarruf etmek demektir. Bakanlığımız ve HSYK 4.000'den fazla yargıç kaybetti sistemden. İyi ya da kötü bunlar çalışıyorlardı. Onların yerine yenilerini koymak için büyük çaba sarf ediliyor şimdi. Yani onlar olmadan da aslında sistemi geliştirmek suretiyle aynı şekilde işletilebilirmiş gibi bir sonuca da varıyor. Bunların sonucunda yargı üzerindeki iş yükünün çok önemli oranda, en az 3/2 oranında kısa bir süre içerisinde azalacağını, işlerin de azalacağını düşünüyoruz. Hakimin yapacağı işlerin, bir hakimin bakacağı davanın birkaç sene içerisinde 100 davaya bakan bir hakimin 10 davaya bakar hale geleceğini düşünüyoruz. Eğer bu noktaya indirilebilirse hakimlerimizin, biraz önce gerekçe dedi Serkan Bey, hakimlerimizin kararlarındaki gerekçe 10 sayfadan 100 sayfaya çıkabilir. 5 sayfadan 50 sayfaya çıkabilir. İngiliz hakimlerinin, Alman hakimlerinin gerekçeli kararları da 30 sayfa ile 50 sayfa arasında oluyor. Demek ki aynı şeyi bizler de burada yakalayabiliriz. Neyi değiştirmek gerekiyor dersiniz? Bize göre tam ve doğru ifşanın sağlanması gerekiyor. Taraflar maddi gerçeği işlerine geldiği gibi değil, bildiklerinin tamamını söyleyerek ortaya koymalı. Mahkeme
tarafları maddi gerçeği açıklamaya zorlayabilmeli. Tabii ki yargılama hukukunun tarafların iddia ve savunma haklarının baro başkanım olduğun için bunu özellikle söylemek zorunda hissediyorum kendime. O ilkeleri ihlal etme pahasına değil ama bildiğini söylemesi lazım. Bildiğini ortaya çıkaracak mekanizmalar olması lazım ve şu olması lazım. Bildiğini söylememiş, buna ilişkin mekanizmalara da uymamış, tersine bu mekanizmaları bozmuş, sonucunda mahkemenin iş yapamayacağı bir şey ortaya çıkarmışsa bunun bir yaptırımı olması lazım. O ki yargılama giderlerinden hapis cezalarına kadar birçok yaptırım olabilir. Şöyle bir, avukatlarda şöyle bir mesleki bozuşmaya neden oluyor tam ve doğru ifşa olmaması. Avukatın müvekkiline doğruyu söyle, doğruyu söylemezsen bunun sonunda sana bir yaptırım olur gibi bir şey söyleme uyarma hakkı yok. Biz şimdi bunu iyi avukat, kendine güvenen avukat yapabiliyor ama avukatlar yapamıyor. Avukat şunu yapmak durumunda kalıyor. İddianı ispat etmek zorundasın. Kural bir. Neyi iddia ediyorsun? Şunu iddia ediyorsun. Neyle ispat edeceksin? Bununla. Ha bu onu ispat etmez ama. Ha o zaman ben iddiamı değiştireyim. O zaman şöyle olur. İkinci sefer gittiğinde avukata elimde bu var. Bununla ne iddia edebilirim avukat bey? Şunu iddia edebilirsin. O zaman ne oluyor? Bizim mesleğimiz şöyle evriliyor. Bizim mesleğimiz İnsanlara doğrunun ne olduğunu anlatmak mesleği değil, tam tersine ellerindekiyle hangi hikayeyi uydurabilecekleri mesleği olmuş oluyor. Ben kitap yazar birisi de olduğum için uydurma yeteneğim bayağı yüksek. Kendime vuruyor. Bayağı hani uydurabilirim, elimdeki delillere göre uydurabilirim. Karşı tarafta aleyhine bir şey çıkar mı? Vallahi çıkmaz avukat be, iyi o zaman. Sonra bunu böyle yapmazsan da mesleki olarak sorumluluğunu yerine getirmemiş oluyor. Böyle bir ortam beni şuna zorluyor, avukatlık mesleğini şuna zorluyor, mutasyona uğruyor. Vatandaş doğruyu zaten söylemiyor, işine gelmiyor. Ben de onun uydurduğu hikayeleri mükemmelleştirerek hakimin önüne götürüyorum. Hakim beni tabii ki tanıyor, ben seni fakülte yıllarından tanıyorum, beni kandıramazsın diyor. Ama yargılama böyle değil, böyle olmaz. Biz teknik olarak hakimin önüne bilgi vereceğiz, hakim de o bilgileri değerlendirecek. Anlaşamadığımız noktada doğruyu bize göstermesi gerekiyor. Delillerle ilgili olarak da böyle olması gerekiyor. Şimdi tarafların sunabileceği, toplayabileceği deliller bakımından biraz ilerleme sağladık. Avukatlık kanununa getirilen ikinci maddenin sonuncu fıkrasındaki delil toplama kamu kurumlarının yardım etme mükellefiyeti nedeniyle bir dereceye kadar ilerleme oldu ama taraflarda, bankalarda, orada, burada, gizli vesaire denilen delilleri toplama bakımından ise sorunlarımız var. Oysa mahkemelerin en hareketli olan, en çok çalışan unsurları avukatlar, avukatlara bu delilleri toplama yetkisinin verilmesi lazım. Şu da dahil olmak üzere. Şimdi kurallara göre avukat tanıkla konuşmaması lazım. Onu alıştırmaması lazım mahkeme salonunda bir şey yapmaması için. Mahkeme salonunda daha önce ifade vermemiş olan bir avukatın bir tanığı avukat daha önceden uyarmamışsa mahkeme salonunda bir rezalet yapıyor. Hakim diyor ki ya anlatsaydınız buna diyor. Şimdi kuralı hep birlikte ihlal edelim ne dönüşüyor. Oysa işin gerçeği biz o tanıkla konuşmadan zaten davamızı hazırlayamayız ki. Tanık bir delil değil mi? Onda ne olduğunu benim bilmem lazım. Bilip ona göre davamı hazırlamam lazım. Dolayısıyla benim tanığı önceden görmem lazım. Şimdi buradan baktığımız zaman neden başkaları tanıkları iki avukat birlikte dinlerler? Neden tanık avukata da doğruyu söylemek zorundadır gibi bir sürü şeylerimiz var. Bunu daha fazla düşünüp de ileriye götürenler tarafların avukatlarının diğer tarafları sorgulayabileceği noktaya kadar götürmüş durumdalar ki hakimin önüne gidinceye kadar mümkün olduğu kadar gerçek çıksın. Böyle yaptığınız zaman bile hakimin önüne tam gerçek çıkmıyor biliyor musunuz? Çünkü o mahkeme salonundaki sorgulamayla mahkeme salonundaki dışındaki sorgulama aynı şeyleri tutmuyor. O bakımdan bizim mahkeme salonundaki sorgulamanın ciddiyetini çok yukarıya artırmamız lazım. Ama orada yapılacak olan işi en aza indirmek için de avukatların salona gidecek olan delilleri, tanıklar, bilirkişiler de dahil olmak üzere
hazırlıkları yapabilmesi lazım. Sayın Başkanım, ben özellikle bilir kişiler konusunda getirilen düzenlemenin disipline, bilir kişileri disipline etme, kayıt kuyut altına alma yönleri bakımından çok beğeniyor ve takdir ediyorum. Fakat hakimlerin bilirkişiye atayacağı, tarafların bilirkişiye gidemeyeceği ve hakimler bilirkişleri nasıl kullanacağı konusunda hakimlere verilen yetkiler bakımından son derece tehlikeli görüyorum. Burada şunu söylemekten çekinmeyeceğim, lütfen bunu sizlerin bilmesi gerekiyor. Terör üyesi olan hakimler yargıya ne zarar verdiyse çarpın 10'dan, çarpın 20 ile mahkemelerin atadığı bilirkişilerin bataklığı o kadar daha çok zarar veriyor. Ve şeyin o kısmını, yani bilirkişilere bu kadar güvenilmesi, zapturap altına alınca doğruyu yapacaklar kısmının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Oradaki yargıya zarar veren çok kirli ilişkilerin daha da güçlenmesine neden oluyor. O kısmının bir an önce değiştirilip, bilirkişi tarafların delilleri hakkında görüş veren insandır. O zaman taraflar gitsinler, alsınlar ama bilirkişi görüşü verenleri disipline edelim. Gerçeğe aykırı görüş verenlere bir tarafa vermiş olsa dahi yaptırımlarını uygulayalım şeklinde bir geliştirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Konu biraz derindir. Başka bir zaman sizi ziyaret eder, onu anlatırım. Yani bu tam ve doğru ifşanın gerçekleşmesi için temel olarak üç tane şey var. Bir, taraflar aleyhlerine olan şeyleri de doğru olarak ifade edecek. İki, aleyhlerine olan delilleri de mahkemeye sunacak. Üç, avukatlar bir zaman sonra taraflara da aktarılabilir bir proje dahilinde kendi bilir kişilerini bulacaklar ve bu yargılamayla ilgili olarak kim bir laf söylerse mahkeme salonuna getirilmek üzere bunlara bunun ne kadar önemli olduğu doğruyu söylemezlerse nasıl bir yaptırımlara uygulayabilecekleri konusunda da güçlü bir sistem oluşturulması lazım ki biz bunu böyle yapabilirim. Ben biraz sürenin uzattığımın farkındayım. Çok özür diliyorum. Şu kısımlarını atlayacağım. Bu hipotezinizin bizim hayalimiz ürünü olduğunu lütfen düşünmeyin. Evet, bu bizim bir hayalimiz ürünü ama bir hayalden ibaret değil. Bu hipotezin doğru olduğunu kanıtlayan uluslararası hukuktan karşılaştırmalı örnekler vermek istiyorum size. Tabii ki burada sizinle paylaştığım şeyler tam bir karşılaştırma değil. Sadece emareler verebilir böyle bir karşılaştırma için ama temel göstergeler bağlamında da isabetli bir karşılaştırmadır. 2014 yılı SEPEJ istatistikleri, resmi istatistiklerine göre Türkiye'deki hakim sayısı 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 10.4 belki 11 olabilir. Buradaki küsuratlarda hata olabilir. Şu an 10.4 yani. Evet, 2014'te 10.4'tü. Şimdi arttığını biliyorum. Şeydeki bakanlıktaki sunumda müsteşarımızda başkanım da söylemişti. SEPEJ 2 yıl geriden geliyor. Evet, doğrudur. Fakat benim buradaki noktam şudur. Türkiye'deki yargı sayısı Avrupa ülkelerindeki ortalamalara uygun. Alexander Uzelak diye bir profesör var, Hırvat. Onun şeyine göre Avrupa ülkeleri Akdeniz Havzası ülkelerindeki hukuk sistemlerini birbirine benzetiyor. Yani Türkiye Akdeniz Havzası'nda bir ülke olarak Avrupa'daki aynı havzadaki ülkelerle benzer hakim sayısına sahip orantılı olarak. İki istisna var. Bir tanesi İngiltere. İngiltere'deki hakim sayısı 100 bin kişide 3,5. Almanya'da hakim sayısı ise 100 bin kişide 24,5. Bu farklılık hem İngiltere'yi hem Almanya'yı bildiğim için söylüyorum. Almanlar hakim sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Emekli olanların yerisine yenilerini almayarak gidiyorlar. Önceki Adalet Bakanı'nın söylediğine göre 22'ye falan indirmişlerdi onlar. Biz de yukarıya gitmeye çalışıyoruz. İngilizler de hakimlerinin sayılarının az olduğunu ama sistemlerinin etkili olduğunu falan konuşuyorlar. Bu şey şöyle, İngiltere, Almanya, Türkiye'ye bir bakarsanız buradaki rakamlar küsuratlarda farklılık olmakla birlikte doğru. Bu üç ülke arasında, Türkiye bağlamında Türkiye'nin benzeri ülkelerde ortalamaya uygunluğu bakımından bir ilginç bir farklılık var. Bu farklılık
Şu bakımdan da gidiyor. İşte dava sayısı bakımından baktığımız zaman Türkiye'deki dava sayısı Almanya'dakinin neredeyse yaklaşıyor. İngiltere'de biraz daha az dava sayısı var. Fakat hakim başına düşen dava adedi Türkiye'de yine Almanya'dakine göre daha fazla, neredeyse iki katı. İngiltere'de bir garip bir durum var. Yani o 3,5 hakim, 100 bin kişiye 3,5 hakime Türkiye'dekinin neredeyse 3 katı, Almanya'dakinin neredeyse 6 katı dava düşüyor. Bunlar şimdi matematikleri verirler. Siz buralardan kendinize sonuç çıkarabilirsiniz. Toplam hakim sayıları bakımından yine buradaki istatistiklerde farklılıkları işaret ediyor. İngiltere'de bir garip azlık var, Almanya'da bir garip fazlalık var. Türkiye'de ise ortalama bir durum var. Yargı bütçeleri karşılaştırmasına baktığımız zaman Türkiye'nin yargı bütçesi, başkanım burada 2.4 yazıyor, siz 4'e çıktığını söylemiştiniz. O ihtirazı kayıtla söylüyorum. İngiltere'de 6 milyar avro, Almanya'da ise 12.7 milyar avro bir yargı bütçesi var. Yargı bütçesi arttı yani son zamanlarda. Evet. Yani %46 oranında Türk lirası bazında %42.3. Evet. Türkiye'de Avrupa ülkesi arasında 60 sıradayız. Evet. Performansları bu, yani 100 bin kişiye 3,5, 10 ve 23,5 hakim şu kadar para harcayarak geldiğinizde performanslarına baktığınız zaman yargı sisteminin bana göre performansı şu olmalı. Adaleti sağlamak performans bir göstergesi olarak anlaşılır. Adaleti sağlamak ütopik bir şey. Çünkü kurallar adaletli değilse, uygulaması adaletli değilse, adalet diye bir şey yoktur. Zaten büyük balık küçük balığı yiyecek. Böyle bir şey yok. Bana göre yargının performansı insanları uzlaştırmasıyla ölçülmelidir. Bu bağlamda baktığımız zaman İngiltere'deki uyuşmazlıkların uzlaşma ile, yani mahkeme önüne giden uyuşmazlıkların uzlaşma ile çözülmesi oranı %98. Bütün benim İngiltere'de dahil olduğum davaların hepsinde hakim karar vermeden uzlaştık. Almanya'da %38. Türkiye'de %2 bile değil ki arabuluculuk ve değişik yöntemlerle biz bunları artırmaya çalışıyoruz. Bu kadar farklılıklarla performansta bu kadar büyük farklılıklar. Peki nedir yani bu ülkeler şey midir, güzel bir yer midir falan? Evet, bu ülkelerde farklı şeyler tartışılıyor. İngiltere'de yargılama giderlerinin yüksekliğinin hak arama, hani adalet hizmetlerine erişme hakkını kısıtladığı tartışılıyor İngiltere'de. Almanya'da bu tartışma yok. Almanya'da ise şu tartışılıyor. Ya biz hakimler ülkesiyiz de bu kadar çok parayı hakimlere harcıyoruz diye söylüyor. Yani ikisi farklı noktadan şeylere gidiyor, farklılıklarının böyle sebebi var. Verdikleri gibi para bir dilim pizzaya tekrar getiriyor genel içerisinde. Fakat bizim Almanya'nın yüksek para harcayarak çözdüğü mesele, yani adalete erişme hakkını yüksek para harcayarak, yüksek miktarda hakim görevlendirerek çözdüğü meseleyi İngilizler başka bir maliyete katlanıp daha az sayıda hakim, daha az sayıda bütçeyle gerçekleştiriyorlar. Nedir bunlar arasındaki fark derseniz, Almanya'da dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü yok. Biz Almanlara benziyoruz, yani bizde olmayanın daha gelişmiş bir şekli Almanya'da söz konusu. Sadece patent kanunlarında bir doğruyu söyleme yükümlülüğü var. O da TRIPS'ten kaynaklanıyor. Onun için Alman patent mahkemeleri oldukça dünyanın her tarafından itirafları çekiyor. Diğer davalarında ise işte hakim sayısını artırıp fazla para harcayıp onlarla, işte Berlin'deki hakimlerle uyuşmazlıkları çözmeye çalışıyorlar. Almanya'da vaka ve delillerin tam ve doğru olarak ifşası yok. İfşa mekanizması yok. Onlarda da iddiayı ispat kuralı geçerli. Almanlar son derece disiplinli bir toplum. Onlar iddialarını ispat edebilecek delilleri zaten topluyorlar, tutuyorlar. Bir arkadaşımın arkadaşı bir Almanla evlenmiş, boşanmışlar. Kadın bütün servetini, bütün gelirini evlerine harcamış, adam da harcamış.
boşanırken mahkemeye alma bir listeyle gitmiş. Şu tarihte şu faturayla şunları aldım diye. Bizim kız elinde bir şey yok. Ya ben aldım, bütün paramı buraya verdim ama elimde delil yok. Yani böyle bir Almanlarla Türkler arasında sosyolojik farklılık var. Bak İngilizler de bu meseleyi tam ve doğru ifşa yoluyla çözüyorlar. Bir, doğruyu söyleyeceksin, doğruyu hangi şekilde söyleyeceksin şeklinde bunu gerçekleştiren mekanizmalar ve protokoller var. O protokollere göre beyanlarda bulunuluyor, o beyanlarda bulunurken doğruyu söylemiyorsa onun bir yaptırımı var vesaire vesaire. Yani kurumsal olarak bu iki ülke arasında, Almanya ile İngiltere arasındaki farklılık tam ve doğru ifşa müessesesinin olmamasında. Bitmek üzere. Bu iki farklılık bizim hipotezimizin doğruluğunu gösteriyor. Biz üyesi olduğumuz bir avukatlar dayanışma grubuyla yaptığımız bir anket çalışması yaptık. Orada maalesef Almanya'dan büro yoktu. Bu tam ve doğru ifşanın kültürel olarak olduğu Hollanda'da dahil olmak üzere bunun olduğu ülkelerde yargıdan memnuniyet çok yukarıya gidiyor. Olmadığı ülkelerde ise yargıdan memnuniyet aşağılarda kalıyor. Onun için uyuşmazlıkların çözümünde bir zihniyet değişikliğine giderek vakaları ve delilleri tam ve doğru olarak ifşa eden, ettiren bir sistemi kurmamız gerektiğini, bunun bizim ülkemiz için yararlı olacağını düşünüyorum. Burada duruyorum. Bizim Almanlar kadar paramız yok ama insanımız çok. İnsanlarımızın zihniyetini değiştirmeye ihtiyacımız var. Toplumda bir zihniyet değişikliğini de ancak böyle bir değişiklikle ve kolaylıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim.